B grubunda birincilik için maç başladı. Cyclops, Tatar, Eray'da ise Frank var. İmprezikurat selamlar, hoş geldin. Eray Frank oynuyor, Cyclops ise Tatar. Şöyle biraz maplerine bakalım. Eray'ın Gold'u arkada. Ama map'in üst kısmı bayağı bir açık gibi. Cyclops'un da Gold'u biraz tatsız bir yerde gelmiş. Tepelik bir yer ve ön tarafta gelmiş. Onun için ufak bir dezavantaj olabilir Tatar. Burada arkada bir back Gold'u var. Map'i kapanmaya aslında uygun gibi. Şöyle uzaktan gösterirsek şu köşeleri kapatarak Cyclops kare şeklinde köşeye kapanabilir. Eray'da Frank ve çilekler önemli. Onun için onun çileğin önünde çıkması da aslında sıkıntı. Tatar, Manatarms başlayabiliyor. Toby duygusal oynadım, her şeyi Eray abiye bastım demiş. Eray abi 48, Cyclops da 48. İkisi de 48 oy almış. %50 %50. Hani HYM'dekiler nerede? HYM hiç oy basmadı herhalde Cyclops'a. HYM klanı şu an sanırım izlemiyor maçı. İzleselerdi Cyclops'a oyları doldururlardı. Şimdi 49-49 oldu oylama. Devam ediyor. Cyclops geyiklerini itmeye başladı. Oduna 4 işçi yollamış bu. Manatarms ya da Militia açılımı olabilir. Hani Scout başlayacak olsa 3 oduncu yollardı. Aynı şekilde burada Eray'ın yaptığı gibi. Diğer tarafta 4 oduncu açılımı yapan bir Cyclops. Frank'e karşı Cav Archer'lar da güçlü oluyor. Hani Tatar'la Manatarms, Archer, Cav Archer ilerlediğini görebiliriz. Alt tarafı da kapatmaya gidiyor bir işçisiyle. Evini oraya atacak, sonra orayı wall'layacak. Geyiğini itmeye devam eden bir Cyclops var. Eray şu an geyik itmedi. Map'i açmaya devam ediyor scout'uyla. Ev attı ama devamını getirmedi. 51'e 51 oylamaysa %50 %50 gidiyor aynı şekilde. Eşitlik olsun diye ne var ne yok bastım demiş Ömer de. Eşit bitecek sanırım bu oylama. Cyclops çileklere yeni geldi. Primal Drush görmeyeceğiz, yani mil atmadan bir Drush yapıldığını görmeyeceğiz. Daha çok Manatarms gibi Tatar'la. Üçüncü geyini de itiyor. Eray hiç geyik itmedi şu ana kadar. Çileğine 4 işçi yollamış. Şu an Eray'a oylar çıktı. Son saniye bir atakla birlikte 52'ye 48. Eray 64. Cyclops 60 oy almış. Ve oylama bu şekilde tamamlandı. 52'ye 48 tamamlandı. Neden artık oyuncular teki tek Lumbercamp tercih ediyorlar? Oyun başı tek Lumbercamp, sonra Fiddle'a tıkladıktan sonra ikinciye gidiyorlar. Şöyle gösterelim Eray'ı. Tarlalarını da çok nizami açıyor. Viper vesaire izliyorsanız tabi. Burada görürsünüz Cyclops bu arada TC'ye kafa attı. Scout'un canı 24'e kadar düştü. Hani burada TC dibinde tarlaları açarken önce bu tepeye ve buraya açması. Tarlacılar genellikle sol altta çalışır şu an gördüğünüz gibi. Az da olsa tarlalarınızı hızlandırmanızı sağlıyor. Şimdi 20 işçiyle Eray Feudal'a tıkladı. İkinci Lumbercamp'e gitti. 10 oduncuya çıkacak. Er merceği gördüğün gibi önce Feudal'a tıklıyorlar. Sonra ikinci Lumbercamp'e atıyorlar. Oyuncular bunu tercih ediyor. Cyclops Barracks'ını attı. Kapanmaya başladı. Eray da scout'uyla birlikte o Barracks'ı görecek. Eray şu an Barracks'ı gördü. Militiaların biriktiğini de gördü Eray. Bakalım buna nasıl bir yanıt üretecek. Hemen wall'lanmaya başladı. TC'ye doğru kapatıyor. Alt tarafını yine iki odun arasını bağlayabilir. Militiaları görür görmez kapanmaya başlamış. TC'ye de şimdi Eray da kafa attı. Eray'ın scout'unun canı çok azaldı, hatta öldü, scout'unu kaybetti Eray.
RITC'ye scout'unu kaybetti. Milisyalar çıktı. O scout çok önemliydi Frank için. TC'ye doğru kapanmaya devam ediyor. Base'ini kapatırken scout'unu unuttu. Cyclops'un kapanmasını da biraz aslında garip buldum. Hani şu altı neden bağlamadı Cyclops? Şurası çok kısa bir alandı. Buradan geniş kapanacak biraz daha. Savunması daha zor bu şekilde kapanmayı. Eray Fiddle oldu. Tam Fiddle olur olmaz da Stable'ını attı. TC'ye doğru kapattı base'ini. Burada Manhattan's upgrade'i geliyor Cyclops'tan ama içeri girmesi zor gözüküyor. Scout'larını basmaya başlayan bir burada Eray var. Cyclops'a base'in önünü de kapatacak. Geniş geniş rollanmaya devam ediyor. Eğer Erhan abi izliyorsa, Erhan abi şurayı kapatsan daha iyi olabilirdi ya da yine şu şekilde kapatsan. Bir Manhattan's ile geyikleri kesiyor Cyclops. Eray onları toplamasın diye 4 Manhattan's basmış bu arada Tatar'la. Ve duvara vurmaya başladı. Hani scout ırklarına karşı Manhattan's başlangıcı gerçekten çok iyi oluyor. Scout'lar birikmeye başlıyor. Eray tamir ederek o duvarı tutuyor. Bir de Tatar olduğu için Hill'den ekstra bonuslu vuruyor. Ve bu Manhattan'lar duvarı epey yaraladı. Scoutlarıyla içeri giremeyen bir Eray var. Cyclops tam kapanma yaptı. Volkan bu daha kötü kapanmadı. Bunun sebebi Manhattan'ı gördüğü için erkenden kapandı. Eray burada scoutlarını biriktiriyor. Bütün scoutlarıyla Manhattan'lara sanırım girip tekte temizlemeye çalışacak. Yolda gelen Spear'ı gördü. Elinde toplam 5 scout var. Cyclops petrol vermeden move'la yolladığı için Spear'ı hiç hasar veremeden düştü. Eray'da 6 scout var. Manhattan'lar duvarı yıkmak üzere. Manhattan'lar duvarı yıkmak üzere. Scout'lar geldi. Son anda duvar hayatta kalıyor. Scout'lar Manhattan'ların etrafını çevirdi. İki tanesi de Hill'den vuruyor. Şu an Cyclops'un bütün Manhattan'larını temizleyen bir Eray var. Scout basmaya devam ediyor ama bakalım açabilecek mi içeriği. Gold'un etrafını da vollamaya çalıştı bir işçiyle sanırım buraya gelip tower atacak. Main Gold'a tower atıyor. Buranın etrafını çevirdi hani Cyclops o Gold'u topluyor mu diye baktı. İşçileriyle geliyor Eray. Elinde çok fazla scout var. Hani Cyclops kapalı ve ekonomide önde olduğunu biliyor Manhattan's gittiği için. Şimdi Cyclops da scout'uyla yolda gelen işçileri fark ederse çok rahat önlem alabilir. Eray son anda işçileri kaçırdı. Scout göremedi. Scout işçileri göremedi Cyclops'un scout'u. Eray 6 işçisiyle birlikte geliyor. Main Gold'a bir tower atacak ve attığı yer tam burada. Görüşün bittiği yer. Oradan içeri eğer scoutlarla girebilirse Eray bayağı büyük sıkıntı yaratabilir Cyclops'a. Elinde 7 tane Frank Scout'u var. Duvarlara vurmaya başladı. Cyclops evlerle duvarlarını güçlendiriyor. Castle'lık ekonomisi geldi. Cyclops'un Eray Tower'ı tamamladı. İşçilere vuruyor ama şu çapraz Palisade Wall'ları yıkabilir. Bir işçi aldı Tower'ıyla. Cyclops'un şu duvarlarına darlasa daha iyi olabilir Eray için. Bir tower daha atıyor öndeki golda. Tarlaları kesecek. Dediğim gibi şuradan içeri girebilirdi. Cyclops'tan da karşı tower geliyor oraya.
scoutlar duvarlara vurmaya devam ediyorsun. Cyclops biraz daha erken kesil olacak ama buradan içeri girebilirse eğer Eray scoutlarıyla birlikte çok büyük zarar verebilir. Tavır atmaya devam edecek. Stone topluyor. Cyclops'un başka taşı yok içeride ve Eray şu an tower atmaya oraya geliyor. Cyclops defansif tower'ını kullandığı için buraya tower da atamayacak. Bir tower daha Eray'dan geliyor. Eray duvarı neredeyse yıkmak üzere, arkasına ev şimdi yetişti. Cyclops'un gold'u birikti ama et ekonomisi tam gelmedi. Soundscoot aleykümselam, hoş geldin. Burada o tower'la birlikte şimdi Eray'dan işçi almaya çalışıyor. Şu duvarı niye yıkıp girmedi Eray abi, eğer izliyorsan şurayı yıkıp niye içeri girmedin onu sormak istiyorum. Scoutlarla birlikte sağ tarafı da darlıyor. Eray castle'lık ekonomisi geldi. Şimdi Blacksmith'i tamamlayınca castle'a tıklayacak. Cyclops'tan daha erken bir castle'a tıklayan Eray görüyoruz. Cyclops'a full spear biriktiriyor. Şu an 5 tane spear'ı oldu. Derby'ye yakışır bir başlangıç. Burada evleri de raidledi. İşçilerle Cyclops dışarı çıkıyor. Spearman'ler scoutlara girdi. Cyclops şu an burayı çok iyi oynadı. İşçi ve Spearman'leriyle o tower'ın altına rushladı ve scout'u da tower'ı da alacak gibi duruyor. Eraysa castle'a erken geçmesini çok değerlendirecek. Knight'larla yüklenecek birazdan buraya. İşçilerle savaşıyor. Eray burada işçilerini kaybedecek. Karşılığında Spearman'leri alıyor. İçeride bir tane scout Cyclops'tan işçi almayı başardı. Cyclops'un canı az olan işçisini aldı. Eray da burada Spear'ları aldıktan sonra işçilerini geri çekiyor. Gold'daki tower'ını vollayacak. Cyclops hala castle'a tıklayamadı. 1100 gold'u var. Market atması onun için iyi olabilir derken market geliyor. Eray'ın castle'a geçmesine çok az bir süre var. Chief Stable Knight göreceğiz muhtemelen. Bir de CH push görebiliriz. Yani CH yanına Pike'lara karşı ve Cav Archer'a karşı Scorpion eklendiğini görebiliriz. Cyclops'a Pikeman'lerle Eray'a doğru gidiyor. Canları çok az. Hani çıkacak Knight'lar rahat temizleyebilir. Eray sağ alttan geliyor bakalım. Buraya CH atacak muhtemelen Eray. 4 işçisiyle siege atıp alt taraftan darlayabilir. Main gold'u zaten kesti. Main gold'un oraya bir siege workshop geliyor. Arkadaki oduna tavra gidiyor sanırım Eray. Burada spear'lar geldi. Eray bakalım tamamlayabilecek mi o siege workshop? Şimdi tamamlandı. Mangonel basılıyor. Arkadan knight'lar geldi. Cyclops forging'i alıyor. Bakalım görüyor mu o tower'ı? Tower gözükmüyor. Şöyle gösterelim. Cyclops tower'ı görmüyor. Cyclops tam karanlıkta son tile'ı atabileceği en iyi yere atıyor Eray tower'ı. Cyclops'tan stable'lar geliyor. Camel dönecek muhtemelen. Bloodlines'ını ve forging'ini de alıyor. Eray tower'ı tamamladı. Cyclops oduncularını yukarı çekmek durumunda kalıyor. Ekonomisi bayağı dağıldı aslında. Mangonel de önden yükleniyor. Arkadan spearlarıyla gelen bir Cyclops var. Knight'lara bakalım. Spearlar istediği etki yaratacak mı? Mangonel vurmayı denedi. Pike'ların canı az. Şu an Knight'lar da içeri girdi. Cyclops castle olmadan o Knight'larla gold'a zarar verebilirse. Şu an 1200 gold'u var gerçi. Cyclops'un tarlacılarını da almayı deneyebilir o. Gold'a doğru gidiyor Knight'larla. 3 tane Pikeman var. Önce Pikeman'leri temizlemeyi tercih edecek. Cyclops Knight'lara karşı dayanabilecek mi? Eray tarlacılarını da alıyor önden. Mangonellerle yüklenen bir Eray var. Öndeki tower'ı düşürecek. Tarladaki işçileri düşüyor Cyclops'un. Eray o 2 Knight'ıyla bayağı hasar verdi. Camel basılıyor Cyclops'tan. Ve Spearman'ler geldi. Eray Camel'ı görünce Monk eklemesi gerekebilir. Sadece Knight'la alması zor. Knight'lerin upgrade'leri de eksik. Ama Cyclops'a ekonomide bayağı bir zarar verdi.
stone topluyor Eray. Bir de kale atabilir. Main goal'da kale gelebilir. 488 stone Frank kaleleri. Onu buraya kullanabilir. Cyclops dışarıdaki golduna da bir TC atıyor. Full counter asker basıyor. O yüzden burayı temizlemesi zor olmayacak. 3 stable camel demek. Birazdan Frank Knight'larının sonu demek. Hatta şimdi Cyclops geldi oraya camel'larıyla. Mangoneller camel'lara vurdu. Mangoneller pike'lara da atabilir. Mangonel'den pikeman'lere çok iyi bir atış. Pikeman'lerin yarısını düşürdü. Ama Cyclops burayı pikeman ve camel'larıyla temizledi. Eray manastır atıyor camel'a karşı. Daha doğrusu atmak istiyor. Eray ikinci TC'yi de dışarıdaki golduna atacak. Şu an camel'lar o manastır atmaya çalışan işçileri düşürdü. Eray da dere itliyor. Cyclops counter askerleriyle bu baskıyı kırdı. Bir de Siege Workshop atıyor tower'ı temizlemek için sanırım. Cyclops main golduna da 3. TC'sini atacak. Knight'larıyla arkadaki deve ve pikeman'leri şimdi temizleyen bir Eray var. Derby'ye yakışır bir başlangıç oldu. İkisi de 3 TC'ye çıkıyor. İşçi sayıları neredeyse eşit. Cyclops Tatar'ın o camel avantajını güzel kullandı Frank'e karşı. Hatta öndeki TC'ye attırmayabilir. İki tane de Knight basmış işçi almak için. Burada Knight basıyor. Eray'dan Quick Wall gelecek mi o camel'lar ve Knight'lar? Şimdi dışarıdaki TC'yi yakalamış olabilir. TC %93. İşçilerle Quick Wall. Quick Wall Eray'dan muhteşem bir Quick Wall. Stone Wall'larla birlikte kendini oraya kapattı ve TC'yi tamamlamayı başarıyor Eray. Knight'larıyla Cyclops'un odununa girdi. Cyclops'u raidlemeye devam ediyor. Cyclops'tan çok fazla işçi gidecek. Eray bir de defansif kale atıyor base'in önüne tepeye. Cyclops'u raidlemeye devam ediyor. 10 işçilik fark oluşturdu. Eray Cyclops'un odun ekonomisini bozmuştu. Cyclops alt tarafa odunların olduğu yere bir TC daha atacak. Şu an çok kıran kırana geçen bir maç. Eray az da olsa önde götürüyor şu ana kadar maçı. Daha sağlam oturmuş bir ekonomisi var ama burada Cyclops'un da TC'lerden coin gelmesi. Şu an gördüğünüz gibi bütün işçileriyle neredeyse coin'leri topluyor. Ekonomisini çok rahatlattı. Chat B grubu derbisi demiştim. Derbi gibi gidiyor değil mi? Sizin de hoşunuza gidiyordur. Hani grup birinciliği maçı tam da böyle olmalıydı zaten. Cyclops 4 TC'ye çıkıp işçi farkını kapatmaya çalışacak. Knight'lar basılmaya devam ediliyor. Diğer taraftan Camel geliyor. Maç biraz daha duruldu şimdi. Oyuncular ekonomilerini fixlemeye çekildi Eray. Çok iyi tarla açmış. 33 tarlası var. Tarla açmaya devam ediyor. İmpi de erken gelir böyle giderse. Hani odun ekonomisini çok bozduğu için Cyclops'un. Cyclops çok tarla açamadı ama o coin'ları çok iyi kullandı. 4 TC atıp 8 coin demek. 4 TC demek. Ve 125 et Tatar'la. Bayağı bir ekstra ekonomi getirdi. Burada tarlacıların birkaçını aldı. Knight'larıyla geri çekiliyor. Wilberov'u yeni alan bir Eray var. Stable sayısını da arttıracak. Şu an için Eray'ın eko dengesi çok iyi. Bir kale daha atabilir. Hani şu alt tarafa eğer fark ettirmeden bir kale atar mı diye baktım. O 4. TC atmayı tercih etti. Cyclops map'e outpostlar atmaya başladı. O map görüşünü eline almak istiyor. Eray bakalım ikinci kaleyi agresif atabilir Knight'e yüklenip. Cyclops ön tarafına da outpost attı. Rakibin nereden geleceğini görüp ona göre camel'larıyla
savunma yapmak istiyor. Eray ikinci atağını da alıyor. Camel'larla savaşacağı için hani okçu olsa ikinci zırhı alırdı önce. Ama burada ikinci atak daha önemli. Eray şimdi yukarıdaki outpost'u gördü. Knight'larıyla yakaladı. Kalelik Stone var. Pull the Trigger. 10 bit atmış. Cheer yapmış. Teşekkürler 10 bitlik cheer'in için. Pull the Trigger. Doğru mu okuyorum bilmiyorum ama kusura bakma. Çok teşekkürler desteğin için. Knight'larıyla Eray önden de darlıyor, yukarıdan da darlıyor. İşçi farkı kapandı ama askeri olarak Eray'ın bayağı bir önde olduğunu söyleyebiliriz. Rey de geliyordu. Cyclops son anda kapattı önünü. Evle TC'lerin önünü de kapatıyor. Şimdi Quick Wall'lar. Knight'lar içeri geçti. Son anda Eray içeri girmeyi başarıyor. Defansif kale atıyor yine. Yukarıdan Knight'larıyla yine TC dibine giren bir Eray var. İki taraftan da Knight'larıyla raid yapmaya devam ediyor Eray. Yukarıyı da raidledi. Burayı da yine işçileri artı iki atağı da aldığı için çok fazla raid attı ve 20 işçiye çıkarttı işçi farkını. Bir kez daha Eray ekonomisi hiç bozulmadı. İmpe de erken geçecek bu sayede. Biraz ordu üstünlüğünü verdi Cyclops ama Cyclops'un kalelik stone geldi. Şu ön tarafa muhtemelen Cyclops'tan kale göreceğiz. Eray kalelerine doğru çekildi knight'larıyla. Cyclops da 3 knight ile raid'e geldi. Şimdi Eray'dan işçi almaya başladı. Eray'ın o gold'daki 8 işçisi düşecek sanırım TC'ye. Son anda girdi. Stone'un yanı çıkmış. Orayı da kapattı Eray fark etti. Cyclops main gold'unu ve base'in önünü koruyan bir kale atıyor. Axeman'e dönen bir Eray var. İki kalede Axeman basıyor. O 3 knight'ı da düşürmek için şimdi gidiyor. 97 işçi ve Impekos'u geldi sayılır. Eray Impe tıklayacak. Axeman artı Knight oynayacak sanırım. Axeman'ler develere karşı da fena değiller. Pyke dönmesine karşı da yine Axeman'ler iyi bir yanıt olabilir. Imp geliyor. Eray Impe tıkladı. Eray imp'e tıkladı. Aynı stone'u topluyorlar uzun zamandır. Eray ve Cyclops aynı stone'u paylaşıyorlardı. Cyclops şimdi dedi ki artık yeter Eray topladığın bu kadar stone. Orayı ben bir alayım dedi. 4 işçiyi düşürdü. Eray bir kalede yine base'e atıyor. Defansif bir kale. Önde olduğunun farkında. Daha defansif oynuyor. Imp'e zaten tıklamış. Base'ine de o kaleyi atacak. Knight'larını artı 2 alıyor. Knight birikmeye devam ediyor. Onları kavalyede yapacaktır. Odunu biraz şişti. Tarla sayısını arttırabilir. Burada 670 odunu var. Gold'a TC atmaya gitti. Tek işçiyle atıyor TC'yi. Biraz riskli. Bu arada Keşik dönen bir Cyclops var. Keşiklerle birlikte oradaki Axeman'leri düşürdü. Ray'ın Gold'a gelen işçilerini de yakaladı Keşikler. Knight'larıyla Ray'ın artık oraya müdahale etmesi gerekebilir. Cyclops TC'yi tamamlayacak. Ray Mining Camp'e attığı için orayı görüyor Eray ama base'indeki camel'larla uğraşıyormuş. Stable sayısını arttırıyor. Axeman'dan vazgeçti Eray. Full artı full kavalye gidecek. Hatta Paladin bile görebiliriz. Ama bu ekstra gold'u bırakması Cyclops'a biraz avantaj sağlayacak. Cyclops işçi farkını kapattı. Stone Wall atıyor map'inin sol tarafına. Imp'e tıkladı. Kavalye ve artı 2 zırh upgrade'i geliyor. Eray'dan Conscription geliyor. Knight birikmeye devam da edecek. Keşikler raid'e gidiyor. Evlerle birlikte o odunu kapatıyor Eray. Şimdi Stone Wall'larla birlikte de kapattı. Kavalye olmayı bekliyor sanırsam. Keşikler kalenin ve TC'lerin dibinde. Vakit kazanmaya çalışıyor Cyclops. Full raid yaparak. Eray da full kavalye ile Cyclops'un base'e girmeyi deneyebilir. Kendi base'inde çünkü defansif kaleleri var.
durum eşitlendi gibi biraz daha. Ama erken kavalye avantajı Eray'da olacak. Kavalye şimdi oldu. Paladin de tıklayacak sanırım. Eray'dan Paladin geliyor Frank'le. Eray Paladin yapacak. O yüzden bekliyormuş. O yüzden bekliyormuş. Paladin'e tıkladı. Cyclops imp olduğunda hemen hemen Eray'ın da Paladin'i gelecek. Cyclops Paladin'i beklemiyor olabilir. Eray'dan stable atmaya devam ediyor. Son atağını da alıyor. Son atağını da alıyor Eray. Paladin basmaya devam edecek. Cyclops ne hazırlığı yapıyor bakalım. Cyclops'un aslında biraz Camel'ı var. Ama Frank Paladin'i ile Camel'lara da kafa attığını görebiliriz. Son atağını da alıyor çünkü. Keşiklerle raid yapan bir Cyclops göreceğiz. Eray'ın alttaki golduna yine girdi. Oraya hemen bir 3 tane kavalye yolluyor. Keşikler için 3 tane yeter dedi. TC'nin dibinde. Eray şimdi kavalyeleriyle ilerliyor. Çünkü 20 saniye sonra onlar Paladin olacak. Cyclops Heavy Camel'a tıkladı. Cyclops Heavy Camel'a tıkladı ama 1,5 dakikası var. Hemen o savaşı istiyor Camel'larla. Çünkü Paladin olacak. Cyclops biraz daha geri çekildi. Frank Paladin'leri sahnede. Full upgrade Frank Paladin'i. Orada kalenin altında, TC'nin altında raid'e devam ediyor. Camel'ların hepsinin canı yarıdan az. Paladin'ler içeri de giriyor. Keşikler raid'den istediğini alamadı. Paladin'leriyle Eray oraya tutacak. Dışarıdaki TC'yi yakalamış. Burada içeriği raid'lemeye devam eden bir Eray var. Paladin'lerle içeriye araşlıyor. Cyclops'un ekonomisine girdi. Cyclops Heavy Camel olduğunda biraz daha güçlenecek. Burada 24 Camel'ı var. Camel basmaya devam ediyor. Dışarıdaki TC'yi yıktı Paladinler. Keşikleri durdurdu. İçeride Heavy Camel upgrade'i geldi Cyclops'a. Burada savaş başladı. Camel'ların çok fazla bonusu var. Camel'larla Paladinlerini eritti yalnız Heavy Camel'lar. Paladinleri eritti Cyclops. Base'e bir TC daha atıyordu. Onu da yakaladı Eray. Frank'le full Paladin gidiyor. Trap da açmış ön tarafa ama keşikler Trap'i yakaladı. Öndeki kalesi tamir ediliyor. Cyclops Heavy Camel basmaya devam edecek. 83 işçiye kadar düştü. Eray TC'yi almaya çalışıyor. Fletching vesaire olmadığı için TC ve kaleler çok fazla hasar çıkartamıyor Paladin'lere. Ama Heavy Camel'lar yeterli oldu. Dışarıda TC atmaya giden Eray Paladin'leriyle orayı da gördü. Cyclops'u yakalayacak. Zaten işçi sayısı az olan bir Cyclops var. Yakalandı ve öndeki kalesini kaybediyor. Dışarıdaki ekstra gold'u toplayan bir Eray var. Pikeman ve zırhlarını alıyor. Şu an Pikeman'in zırhını da fullleyecek. Atağı zaten full. Halbe dönecek Camel'a karşı. Paladin artı halp. Cyclops'un durdurması zor. Eray işçi almaya devam ediyor Cyclops'tan. 75 işçiye kadar düştü Cyclops. Eray barakslarını atıyor. Halberdier upgrade'ini aldı. Squires geliyor. Bu TC'yi de attırmayacak sanırım Eray. Ya yani Paladin 2 vuruşta işçileri düşürüyor diyebiliriz. Cyclops base'ini temizledi. Ama karşısında halp basan bir Eray olacak. Halbi durduracak bir şey yok gibi. Hand Cannoneer ekleyemez Tatar. Karşısında Frank Paladin'i var. Şimdi Camel'lar o trebleri almaya geldi. Çok fazla Paladin var. Eray muazzam oynadı bu maçı. Halberdiyerler geliyor. Aradaki 2-3 Halberdiyer bile buradaki savaşları değiştirir. Paladinler kafa kafaya girdi ama gerek yok. Arkadan harbler zaten geliyor. Şimdi harblerin de gelmesiyle Eray savaşı istiyor. Trebler geldi. GG B grubu derbisinde Eray ilk maçını kazanmayı başarıyor. Cyclops'a karşı Arabiya haritasından galip ayrıldı. İki tarafta güzel oynadı ama Eray'ın kaleler, base, eko düzeni gerçekten muazzamdı. Aynen halbi görünce halbler bir de zırhını da fullledi. Yani atağı da full. Burada
Eray Arabi haritasını kazanmayı başardı. Bakalım diğer maçlarda neler izleyeceğiz. Çok keyifli bir maç izlettiler bize. Şimdi durumu bir 1-0 yapalım. Blind sadece Hint'te var Imperial Camel. Aynen, Paladin Raid'i gayet iyiydi. Bu eşleşmeden sonra da bugün çekiliş yapalım yine. Çekilişimizi unutmayalım. Şöyle bir ırkları işaretleyeyim önce. Frank kazandı draftımız. Bir de Arabia'ya işaret atayım. Şimdi sıradaki map'imiz Kavasan olacak. Kavasan'da Litvanya çok güçlü bir ırk. Hani odun başlangıcıyla güçlü bir ırk. Diğer tarafta Japon hibrit mapler için iyi. Hun yine iyi bu haritada. Kelt neden var? Eray hangi map'te oynayacak? Onu merak ediyorum Kelt'i. Viking ve İtalya'yı Mediterranean map'inde göreceğiz diye düşünüyorum. Burada Kavasan'da muhtemelen Cyclops Litvanya oynar. Hint'i Sacred Spring'e saklıyor olabilir. Bakalım nasıl bir eşleşme olacak Kavasan'da. Chat geçelim mi ikinci maça? İkinci maç hazır. Anket yapıp mı geçelim? Ne dersiniz? Anket yapalım mı ikinci maç içinde? Şuradan yeni anket diyelim. Kim kazanır? Cyclops, Eray. Anketi başlattım. Maça da bir yandan geçiyorum. Hell Animated, aleyküm selam. Maçı da şuradan başlatıyorum. Irklar hemen ekrana geliyor. Litvanya ve Kelt. Eray'dan Kelt gelmiş. Hani bu map'te çok görmüyoruz ama yine odun bonusuyla Kelt de hibrit haritalarda güçlü bir ırk. Cyclops'un Litvanya ile açılımını doğru yaptığını görüyoruz. Daha doğrusu turnuvalarda genelde yapılan bir açılışta artık herkes alıştı buna diyebiliriz. 5 oduncu, daha doğrusu 4 ya da 5 oyuncuların tercihine bağlı. 5 oduncuyla başlayıp Litvanya'da sonra koyunlara başlanıyor. 150 et fazla başlaması. Litvanya'nın erken oduna girip erken bir dok atmasını sağlıyor. Ve 1-2 işçi öne geçiriyor diyebiliriz Litvanya'yı. Cyclops burada bütün koyunlarını buldu. Eray yine koyunlarını bulmaya devam ediyor. Bakalım anket ne durumda? Chat hiç ankete oy çıkmamış. Biraz önce 150 oy kullandınız. 150 oydan sonra buna herhalde oy kullanacak kimsenin şeyi kalmadı. 5-0 bitmedi. Eray abi. Cyborg Ferruh 4-0. 5. maçta Ferruh'un lag'ı var. O maça tekrar bakılacak. O 4-0 şu an, hani Cyborg'a 4 puan verildi. 5. puan bakılacak hala incelemede. Bu gece yayından sonra bakacağız o eşleşmeye. Dokunu hemen atmaya geldi. 10. poptayken daha dokunu tamamladı ve fishing basmaya başladı Cyclops. Bir de ev atıyor, etrafını vollayıp kıyı balığını toplayacak. Eray yukarıdaki göle gidecek sanırım. Benim sanırım anket buglandı çünkü ankete hiç oy çıkmamış gözüküyordu. 32-34 oylar çıkmış, yine 51'e. Burada az kalsın işçi düşüyordu. Son anda kurtardı. %50-50 gidiyor. 35'er oy, 36'şar oy çıktı. Denge bozulmuyor ankette. Bir önceki anket yine böyleydi. 55-55 gidiyordu oylar. Bir anda son anda Eray'a yüklenildi. Şimdi Eray yine ankette önde ama eşitleniyor.
Şimdi Skaato ile Eray burada. Cyclops TC'ye kafa attı. Bir kez daha Cyclops TC'ye kafa attı ve bu sefer Scout'unu kaybeden bir Cyclops var. TC'ye kafa atması Scout'unu kaybetmesine yol açtı. Şu an 3 balıkçısı olan bir Cyclops var. Eray göle gitmedi şu ana kadar. Sanırım yeni mi geliyor bu işçiyle diye baktım ama Cyclops map'ini kapatmaya da başladı. Gayet kapalı bir map'i var. Şöyle gösterelim. Hani yukarıyı kapatabilir. Yine alt tarafı kapattığını görebiliriz. Çok kapalı bir map. Yine Eray'ın map'i de kötü değil. Hani Eray abi izliyor belki. Sürekli maç içinde Eray abi demiyorum. Nick Eray olduğu için Eray diyorum. Kusura bakma abi. Hani saygısızlık gibi anlaşılmasın. Enes aleykümselam. Bakalım Barracks geliyor. Manatarms gidecek ya da Milişe başlayıp FC mi yapacak Eray? Şu an milişeler basılıyor. Capacity Turk aleykümselam hoş geldin. Oylama 43-43. %50 %50 ilerliyor. Burada ikinci Lumber Camp'ini de kurdu. Feudal'a tıklayan bir Cyclops var. 4-5 balıkçısı var. 5 balıkçı gerçekten güzel bir eko getiriyor ama milişalarıyla birlikte de ilerleyen bir Eray görüyoruz. Geyiklere mil attı. Cyclops scout'unu kaybettiği için bu milişayı göremeyecek. Scout'un kaybedilmesini gören Eray hemen bunu avantaja çevirdi. Scout ve milişalarıyla Cyclops'a doğru gidiyor. Bakalım Cyclops'a zarar verebilecek mi? Cyclops Barracks'ını atıyor. Eşleşmede başlangıçta Cyclops yani Litvanya ırkı daha iyi bu balıkçılarla birlikte. Çok sağlam bir et ekonomisi var. Ama oyun uzadıkça bence Litvanya'ya karşı Kelt daha iyi gibi. Dur Gökhan'a söyleyelim hemen puanları iade etsin tekrar kazananlara. Şimdi milişalar oduna girdi. Cyclops'un odunundan işçi almaya çalışıyor. Bir milişe daha geldi. Eray dördüncü milişasını basmış. Enes YouTube'da ünlem YouTube yazarsan YouTube kanalında Build Order öğretici videolar var. Yani devamı da gelecek. Onları izleyebilirsin başlangıç için. Burada milişalar işçi almaya çalışıyor ama Cyclops canı azalan işçilerini sürekli geri çekerek kurtardı. Odun ekonomisi çok zarar gördü Cyclops'un. Eray Fast Castle yapıyor sanırım. Milisha'dan sonra Fast Castle yapıyor. Feudal'a geçen Cyclops odun upgrade'ini aldı hemen. Şu an Feudal'a Eray'da tıkladı. Milişalar gerçekten Cyclops beklemiyordu bu hamleyi ve büyük zarar verdi. Archer Range geliyor. Cyclops da Archer Range atmış. Gold'a girdi. Litvanya ile Archer gidecek ve Eray biraz zorlanabilir. Şu an map'i açık komple ve Archer beklemiyor diyecektim. Şu an Archer Range'i görecek Eray. Gold'a Quick Wall geliyor Cyclops'tan. Steam üzerinden yapılıyor burs. Fletching'ini de alıyor. Bastığı Archer'ları hemen Cyclops Eray'a doğru yolladı. Eray'ın Feudal olmasına daha uzun bir zaman var. İşçilerle hemen Archer'ın peşine takıldı. Bakalım nasıl bir önlem alacak. TC'ye doğru volluyor. Odun ve Gold'u arkada. Sağ tarafını da kapatmış. Yine önünü TC'ye doğru kapatıyor. Eray hızlı reaksiyon gösterdi Archer'lara karşı. O Archer'la bir işçi almayı başardı Eray'dan. Eray Loom almamıştı çünkü. Loom'suz bir FC yapıyordu. İki işçi aldı tek bir Archer. Şimdi Eray hemen geçer geçmez Loom'a tıkladı. Üst tarafını da kapatmış. Şu an Eray tamamen kapalı diyebiliriz. Archer içeri geçti. Eray fark etmedi o Archer'ın geçtiğini.
4 almış, pardon, 4 işçi almış tek bir Archer. Ray Loom almadığı için sağ 6 da açık. Şu an Cyclops Archer'larıyla içeriği darlıyor. Milişaları geldi Ray'in. Stable attı. Market atıyor. Stable ve market. Archer'lar milişaları ve işçileri almaya devam ediyor. Cyclops milişa MC'ye Archer giderek çok güzel bir yanıt üretti. İşçileriyle kovalayan bir eray var. Önünü belki şuradan Quick Gate ile kesebilir. Cyclops mikrolamaya devam ediyor Archer'larıyla. Eray'dan çok fazla işçi aldı ve bu göldeki balıkçıları bayağı öne geçirdi. Cyclops'un Castle'lık ekonomisi de geliyor. Bastığı scout'la şimdi archer'ları temizliyor ama biraz hasar gördüğünü söylemek lazım. Hemen hemen aynı anda castle tıklayacaklar. Şu an birebir aynı saniyede castle geldi. Ama Cyclops'un işçi sayısı çok fazla. 14 işçilik bir fark var. Cyclops kapanmaya da başladı. Base'ine stable'ını atıyor. Şu an Cyclops önde götürüyor diyebiliriz. Oyun hazır durulmuşken bir hemen reklam geçelim chat. Lütfen turnuva eğer hoşunuza gidiyorsa bu tarz etkinliklerin devamını gelmesini istiyorsanız hani sponsorlardan gelen ben bütün ödül ücretleri hani Hay2Games sponsorumuz var. Çekiliş yapıyoruz bütün geliri. Hani oradan Hay2Games'ten her gün çekiliş yapıyoruz. Bu eşleşme sonu da yine Steam kodlar dağıtacağız. Ayrıca hani iCry Apex'ten gelen de ödüllere vesaire ekledik. Show match'ler hazırlıyoruz. Hani turnuva trey'leri vesaire. O yüzden siz de bu tarz turnuva ve etkinliklerin devamını istiyorsanız kanalı desteklemek için ilk ay ücretsiz, son aylık 8 liraya Prime'le abone olabilir, normal abone olabilir ya da donate atarak kanalı destekleyebilirsiniz. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdiden destek olan herkese teşekkür edelim. Cyclops Archer'larıyla zorlamaya devam ediyor. Eray Quick Wall atmaya çalıştı ama evler yeterli oldu. Şimdi Castle oldu. Knight basan bir Eray var. Cyclops da 2 Stable Knight basıyor. Litvanya eğer ortadaki relikleri toplayabilirse çok büyük bir avantaj yakalayacak. Kelt'e karşı özellikle Bloodlines'ı da yok Kelt'in. Knight Knight savaşları önde kapatır. Monk basan bir Eray göreceğiz. Pikeman artı Monk. Pikeman artı Monk oynayacak Eray. Ama önce bu Archer'ları alması lazım. Burgundian sağdan alı. Blacksmith'ini atan bir Eray var. Şu an tek tisi Pyke, Monk, Litvanya'ya karşı, Knight'lara karşı güzel bir combo ortaya doğru da gidiyor işçileriyle. Belki ortaya da bir manastır atıp relikleri toplayabilir. Shuilong Prime'la abone olmuş. Shuilong Prime aboneliğin için çok çok teşekkürler. Sağ olasın Prime aboneliğinle bizi desteklediğin için umarım yayınlar hoşuna gidiyordur. Çok sağ ol. Ortaya Siege atan bir Eray var. Siege, Monk, Pikeman push izleyeceğiz. Knight'larıyla da Cyclops Eray'ın base'e girmeye çalışıyor. Eray ev atarak kapatmaya çalışacak. Yetişecek mi o işçi? O işçi son anda yetişti. Diğeri yetişmiyor. Knight'lar ve
Crosslar şu an Eray'ın base'e girdi. Eray ortadaki relikleri topluyordu. Cyclops 3. TC'yi attı. Ortaya gelen Monk'u şimdi Pikeman'ler düşürecek. Base'e hemen Knight'larıyla Pikeman'leriyle dönen bir Eray var ama Cyclops vereceği hasarı şu an verdi diyebiliriz. İşçi farkı çok açıldı. Siege Workshop da atıyor Cyclops. Arkada kalan Cross'ları düşürmek için Knight'larıyla hemen hamlesini yaptı Eray. Diğer taraftan Monk ve Pikeman'ler geliyor. Monk mikrolayarak orada Cross atışlarından kaçıyor. Ve bu sayede Pikeman'ler Knight'lar da Cross'ları temizledi. Savaşı çok iyi yöneten bir Eray var. Ama 3 TC ve 2 gölde birden balıkçılık yapan Cyclops işçi farkını neredeyse 3 kata getirdi. Shuilong Prime abonelik için tekrardan teşekkürler. Uzun zamandır abone gelmiyordu, sağ olasın. On Knight'leri temizleyen bir Eray var. Ortadaki relikleri de toplamış. Şu an Knight ve Pike yanına Mangonel ekledi. Pushlamayı deneyecek. İşçi farkı muazzam açılmış durumda. 28 işçi çok az. Cyclops oyun başında yaptığı o Archer hamlesi Eray'ın dengesini bozdu. Pikeman'e dönende bir Cyclops var. O da Pikeman Monk Siege yapıyor. Ekonomisi daha iyi, daha çok asker yapabilir. Aynı türden gittiklerinde. Mangoneller gelmeye devam ediyor. Pikeman basmaya devam eden bir Cyclops var. Pike'larına zırhı da alacak. Monk'lar orada ve Pike'lar. Şu an şöyle bir gariplik var. Hani Litvanya'nın Pike'ları hızlı hareket ediyor ama Kelt'in de bütün piyadeleri hızlı hareket ediyor. O yüzden iki tarafında bir hız bonusu olmayacak. İkisi de Pike'larıyla koştur koştur ilerliyorlar. Bir tane daha Knight Convert'leyen Eray görmüşüz. Ortadaki relikleri toplamış. 5 reliği de base'ine getirdi. Burada Scorp ekleyebilir Pike'lara karşı, iki tarafta Scorpion basabilir. Pikeman basmaya devam ediyorlar. Mangoneller Pike'lara bayağı iyi vurdu. Eray şu an mangonelleriyle orayı düşürdü ama Cyclops da gelip mangonelini güzel kullandı. Eray'ın ordusunu şu an komple temizleyecek. Mangonelle vururken kendi Pike'larını geri çekmesi de çok doğru bir hamle. Şu an orayı temizledi. Kendi Pike'ları da heal'lıyor. Handcart alıyor. 85 işçi oldu. Ortaya da kale atmaya geliyor Cyclops. Diğer tarafta Eray full Monk oynayacak. Sun City alıyor. Monk'lar o aradan Pikeman convertleyebildiği kadar convertleyecek. Şimdi bir de Mangonel atışı geldi. Pikeman'leri convertleyerek ve Mangonel atışlarıyla birazcık daha tutan bir Eray var ama şu an Cyclops full Pike ittiriyor. GG. Cyclops durumu 1-1'e getirdi B grubu derbisinde. Durum 1-1 oluyor. O Litvanya'nın açılımı, balıkçılar ekonomiyi çok iyi kurdu Cyclops. Şuna bir bakalım. Durum 1-1.
Bakalım 3. maç neler olacak? Gerçekten çok güzel bir seri oluyor. Hani özellikle Arabiya muazzamdı. Üçüncü maç. Sacred Spring mapindeyiz. Cyclops Hint almış. Hint'in avantajı burada. Kıyı balıklarını hızlı toplaması. Diğer tarafta da Briton görüyoruz. Briton pek görmüyorduk. Ama Briton'la neler yapacak sanırım Hint alacağını düşünerek counterlamak açısından Eray burada Briton seçti. Chat bu maç için de hemen bir ufak anketimizi açalım. Okey, şöyle yapalım. Benim anket bug'a girdi. Anket açamıyorum. Kusura bakmayın, bug'lanmış. Koyunlarla birlikte başladı burada. 6 işçiyle koyun topluyor. Mo Baran, teşekkürler, hoş geldin. Şu an scout'uyla domuzunu çeken bir Cyclops göreceğiz. Burada tepedeki domuzları scout'la çekmeyi tercih ediyor oyuncular. İşçinin idle kalmaması için. Diğer tarafta bakalım. Henüz domuzlara gitmedi Eray. İki domuzu da duruyor. Scout'uyla Cyclops şimdi domuzu getirdi diyecektim. Domuz geri döndü. Cyclops'un domuzu geri döndü. Orada tepeden bir kez daha çekecek ama Hill'den vuran bir domuz var. Cyclops'un scout'a az kalsın düşüyordu. 5 canı kaldı. Cyclops domuzla savaşmaya devam ediyor. Diğer tarafta Eray bakalım neler yapacak. Domuzlara hala gitmedi. Şimdi scout'unu kurtarmış. Domuzu ama biraz dışarıda öldürdü. Ve kıyı balığına işçi yolluyor. Briton koyunları hızlı topladığı için domuzlar da acele etmedi Eray burada. Önce koyunlarını topluyor. Kıyı balığına giden bir Cyclops var. Onu eğer yakalarsa bir de işçi alabilir burada. Eray'ın işçi aldığını görebiliriz. Hala Loom yok Cyclops'ta. Şu an Eray oraya geldi. Bir işçi düşürecek mi? Loom olmadığını görürse işçilere saldırabilir. Loom geliyor şimdi. Cyclops scout'u görür görmez. Loom ve milini atıyor. Eray şimdi domuzunu çekmeye gitmiş. O Loom alıp çekiyor. Scout'uyla uğraşmadı. Bir de mil atacak. Burada eşit gidiyorlar diyebiliriz. Hani birisi koyunu hızlı topluyor, birisi kıyı balığını. Tabi bu map'te kıyı balığı çok fazla olduğu için biraz daha Cyclops avantajlı ırk olarak. Ama Eray'ın da Briton'la neler yapacağı önemli. İkinci domuzunu da çekmeye gitmiş Cyclops. Eray şimdi Cyclops'un oduncusunu yakalayabilir. Tek duran oduncuyu. Onu da tercih etmedi Eray. Gayet centilmen şekilde oynuyor. Bu maçta hiçbir şekilde lame yapmadı. Doğumsuz işçileri yakalayabilirdi. Burada kıyı balığına iki tarafta dörder işçi yolladı. Ama gördüğünüz gibi Hint'in ekonomisi nasıl hızlı hızlı geliyor. Yani kıyı balığından muazzam eko geliyor Hint'e. Şuraya bir F5 atayım belki anket şeyi düzelir. Aynen düzeldi. Hemen bir anket, yeni bir anket. Kim kazanır? Eray Cyclops anketi yine başlatalım bu maç içinde. Barracks geliyor Eray, Milish oynayacak.
Cyclops Feedle'a daha erken tıklamış. Scout'un burada canı çok az. Eray kovalamaya başladı. Cyclops'tan Manhattan's göreceğiz muhtemelen. Eray Archer başlayacak gibi 20 popla tıkladı çünkü. 20 pop Barracks. Cyclops erken Feedle olup burada işçisini kurtaracak, pardon, scout'unu kurtaracak diyebiliriz. Cyclops'tan ortaya Barracks geliyor. Eray'dan da Militia geliyor. Militialar basılıyor iki oyuncu da. Militia basıyor ama Manhattan's yapan bir Cyclops görürüz diye düşünüyorum. Daha geç Barracks attı. Yoksa Gold'a da girmiş. Archer Ranch geliyor bir de. Cyclops. Spear artı Archer. Manhattan's'tan vazgeçti. Eray'ın burada Militia geldiğini fark edince Archer başlıyor. Spear artı Archer. Orada Archer Ranch atan işçileri yakalayan bir Eray var. Archer Ranch'in atılmasını geciktiriyor. Scout'la da bir işçi almaya çalışıyor. Eray militialarını yollayacak. Burada Archer Ranch atılmaya tekrar başlandı. Spearman'i görünce hemen geri çekiyor scout'unu. Eray Cyclops'un scout'unu da düşürdü ve Feedle oldu kendisi. Feedle olana kadar vakit kazandırdı. Dördüncü militia'yı bastı. Neden bilmiyorum ama 4 militia. 5 basıyor. Eray Archer Ranch de atıyor. 5 militia. Onları Manhattan's yapıp belki de hani Skirm artı Manhattan's ilerlemek istiyor olabilir. Çıkan Archer'ı hemen militialarıyla yakaladı. Spear'ları da militialar kovalıyor. Archer'ı Scout'la snipe'layacak. Spearman Scout'a bir kez vurdu ama çıkan Archer çok yaşamayacak gibi. Ve o Archer'ı almayı başardı. Militia basmaya devam ediyor Eray. Şu an burada 6 militiası var. Arkadan Skirm de getiriyor. Scout'unu çok iyi kullandı. Scout'unu gerçekten çok iyi kullandı. Archer Range'e de vurmaya başlamış. İki militia'yı da öne doğru yolladı ki yani oradan çıkarsa Archer'lar şu an çıktığı yerde Archer'ı yakalayıp düşürmek istiyor. Mesela bir tane de öne yolladı. Archer çıktığı anda kovalayacak. Amacı bu Eray'ın. Diğer tarafta da nereyi raidleyebilirim diye scout'uyla açmaya devam ediyor. Canı az işçi arıyor. Odun da buldu ama scout'unu kaybetmemesi lazım. Geri çekiyor hemen. Burada Manhattan's'ı da aldı. Archer Ranch'i yakacak Eray. Cyclops'a diğer balığa yollamış işçilerini. 9 işçisi orada balık topluyor. Çıkan Archer'lar. Geri çekildi. Skirm ve Manhattan's gelmeye devam ediyor. Archer Ranch'i yıkıp ilerleyecek sanırım Eray. Briton'la çok güzel bir baskı kurdu. Kim kazanır anketinde de Cyclops'a daha çok oy çıkmış. Buradaki Archer Ranch'i yıkmayı başardı. Scout şimdi yukarıdaki balıkçıları gördü ama Cyclops oraya hem tower atıyor, Archer ile de Scout'u düşürdü. Manhattan ve Skirm'ler Tower'ın olduğu yere geliyor. Archer'larıyla Cyclops 3 Archer'la raid'e gidiyor. Burada Gold'u çok açık. Cyclops kontra atağı çok iyi yaptı bütün maçlarda. Eray da bunu bildiği için base'ine Skirm basmaya başlamış gelen Archer'ları. Skirm'le durduracak. Tower'ın dibine Quick Wall. Tower'ın dibine Quick Wall geldi. Ama diğer tarafı açık. Manhattan'lar Tower'ın dibine girdi. 3 Manhattan's Tower'a vurmaya devam ediyor. Dışarıdaki işçileri Skirm'ler düşürmeye çalışıyor. Manhattan's da işçiyi almaya çalışan bir Skirm'ü snipe'lamış Cyclops. Archer basmaya ve Skirm basılmaya devam ediliyor. 3 Skirm geldi. Cyclops'u tutacak ama Eray öndeki baskısını kaybetti. Tower'ın dibine girince ordusu gitti. Cyclops da bir kez daha soldaki göle gidip, daha doğrusu balıklara gitmiş. İşçi sayıları eşit. İkinci Archer Ranch, daha doğrusu ilk Archer Ranch geliyor. Cyclops yerini kaybetmişti. İkinciyi de base'ine atacak buraya karşılıklı olarak. Skirm basılıyor. Aleyküm selam, hoş geldin Eleu. %54 Eray kazanır çıkmış bu maç içinde.
Cyclops Köm defansını güzel yaptı. Buradaki Tower hamlesi de çok yerindeydi ama Hint'in o başlangıç açılışını gücünü kullanmasına Eray izin vermedi diyebiliriz. Şunu şöyle bakalım. Wilbur'u alan bir Cyclops var. İşçileri de biraz hızlı hareket edecek hem. Burada Skörm ve Manhattan'lar yine tepeye gelmiş. Cyclops işçilerini hiç fark ettirmiyor orada. Eray görmediği için o üç işçi çalışmaya devam edecek. Eray da şimdi Wheelbarrow'una tıklamış. Buraya stable atıyor. Karşıda Skirm'ü görünce Britton'la Scout dönecek sanırım. Scout basıp bu Skirm'leri temizlemeye çalışacak. 2-3 Scout bile çok rahatlatacaktır Eray'ın elini. Cyclops'un ama Castle ekonomisi birazdan gelecek. Ve Hind Castle'a daha erken geçecek diyebiliriz Britton'a karşı. Bu yılın sonunda çıkacak Eleu. Age of 4. Daha doğrusu öyle planlanıyor. Hani Scout'a gerek duymadan skörmleriyle de Eray orayı almaya başlamıştı. Hill'den vuran Cyclops vardı fakat Scout şimdi araya girdi. Buraya stable atan bir Cyclops görüyoruz. Castle ekonomisi gelmek üzere. Eray Scout da bastığı için biraz geri kaldı. Araya gelen Spear'ı düşürdü. Bu üç işçi gerçekten çok iş yaptı Cyclops için. Hani bunları kahraman ilan edebiliriz. Fark edilmeden uzun zamandır orada hem balık tuttular hem stable attılar oraya. Tepeyi bırakmadılar. Scoutlarıyla raid'e giden bir Eray var. Şu an Cyclops'un base'inde Barax yok. Spear basamıyor. Ön tarafta kaldı Barax'ı. Odununa girecek Cyclops'un. Cyclops Forging alıyor. Ve Cyclops'a Scout basmaya başladı. Toby Rusher maçı yarın. Quartas. Cyclops şimdi Forging alıp Scout basmaya başlayınca base'ini korumak için Ryan Castle'ı daha erken geldi. Arabia'ya benzer bir oyuna dönüştü. Quick Wall Cyclops'tan oduna girmesini engelledi ama Gold da şimdi işçilerle birlikte o scoutlara vuruyor. İşçinin canı bir kaldı. Skirmler tutturamadı. Ve Cyclops oradan işçi kaybetmeden kurtuluyor. Cyclops'un scoutları da geldi ve Forging de var. Castle'a Cyclops tıkladı şu an. Eray da tıklıyor. Aralarında 3-4 saniyelik bir fark var. Full Archer basan bir Eray görüyoruz Britton'la. Diğer tarafta ikinci stable geliyor. Light Cav görebiliriz Britton'a karşı. Camel yerine Light Cav oynayabilir. Şimdi Scout, Archer ve burada Spear ile ilerleyen bir Eray görüyoruz. Cyclops'a Scout'larına Bloodlines alıyor. Raid'e gidiyor. Eray'ın base'te çok fazla açık var. Bu okçular bakalım nereye gidecek? Cyclops Scout'larıyla Eray'ın odununa girdi. Orada 5 işçisi vardı Eray'ın. Biri gitti. Scout'lar full upgrade TC'ye sokup kurtardı. Spear basmaya devam ediyor Eray. Cross Botkin upgrade'leri geliyor Eray'dan. Britton'la Gold'a doğru gidiyor hemen. Diğer tarafta tahmin ettiğim üzere Light Cav oynayacak.
Bariton Cross'ları şimdi Golden'a geldi Cyclops'un. Cyclops'tan bayağı bir işçi alıyorlar. Odundaki işçileri de yakaladı Eray. Secret Spring'de bayağı bir üstünlük eline aldı. Ortaya da TC'sini attı Light Cavler. Eray'ı da reitliyor ama Cyclops'un işçi sayısı çok düştü. Cyclops ikinci TC'sini atıyor base'ine. Şu an Eray Cyclops'tan epey işçi aldı. Bu TC atılırken de işçi düşürebilir. Şu an orada alacağı işler çok önemli ama TC'nin arasında olduğu için girmedi o topa hiç. Ve Cyclops ikinci TC attı. Bu balıkçılar Cyclops'u oyunda tutuyor diyebiliriz. Cyclops Eray'ın golduna geliyor. Orada 10 işçi var. Onu da o 10 işçi düşerse durum eşitlenecek. Skirm o Light Cavler'in geldiğini gördü. Şu an Eray burayı fark etmiyor. Cyclops bayağı bir işçi alacak ama Eray işçilerini TC'ye doğru getiriyor. Yukarıda balığa doğru giden bir Eray vardı. Ön tarafta Light Cavler'le birikmiş ve Cyclops şimdi Eray'ın üzerine geliyor. Pikeman upgrade'ini alan bir Eray var. Ortadan yine Pikeman ve Crosser ile birikiyor. Cyclops'a full Light Cave. Hint olduğu için ekstra bir PS armoru daha var. Bariton'a karşı Light Cave'ler iyi. Hatta şu an TC dibinde raid atan bir Cyclops var. İşçileri raidliyor. İşçi farkını da bu sayede kapattı diyebiliriz. Bir TC daha atıyor Eray. Balıkçılara doğru gidiyor. Önden yine Pike sayısını arttırıp geldi bu sefer. Cross'tan daha çok Pike'ı var. Farkında karşıdaki Light Cave hasarının. Burada TC'yi tamamlayarak o raid'den kurtuldu. Bütün Eko'yu aslında buraya taşıyabilir TC'lerin dibine. Cross'lar şimdi Cyclops'un odununa geldi. Aynı zamanda balıktan da Cyclops'tan işçi aldılar. Cyclops onları da geri çekiyor. Pikeman'leri TC dibine girmiş Eray'ın. Cyclops bir TC daha atacak. Light Cavler Eray'a şu an o TC'lerden işçi basacak bir ekonomi yapmasına izin vermiyor. Sürekli raid'deler. Eray'ın belki base'e Pikeman yollaması gerekebilir. Bir 7-8 tane Pikeman'le base'i tutması gerekebilir. İşçi farkı kapanıyor. Cyclops Skirm basmaya da başladı. Elite Skirm'le hem Pikeman'i hem burada gelecek Cross'ları counter'lıyor. Stone'a girmiş Cyclops ama Eray orayı da fark etti. Şimdi burada Light Cave'leriyle gelen bir Cyclops vardı dar alanda. Pikeman'ler eve vuruyor. Pikeman'ler eve vuruyor. Oysa bütün Light Cave'lerini düşürebilirdi. Stone'daki işleri geri çeken bir Cyclops var. Eray Archer Rant sayısını arttırıyor. Ön tarafa bir de Siege atacak. Pushlamak istiyor TC'leri. Skirm'e karşı da Mangonel kullanacak ama burada Crosslar mikrolasa da Light Cave'lere karşı rahat düştü. Cyclops'un da tarladan işleri gidiyor şu an. Eray her yerden etrafını sarmış durumda Cyclops'un. Aslında stable'ları bile ramleyebilir. Ya da burada TC'leri Mangonel'le vurmaya başlayabilir. Cyclops'un buraya taşıdığı ekonomi önemli. 30 işçisi orada ve odunla tarla ekonomisinin tamamı yine orada. Cyclops okçunun ikinci zırhını da alıyor. Skirm'lerle birikip burayı sanırım temizleyecek. Eray şimdi Cyclops'un o arkadaki ekonomisine gidiyor olabilir. Cross ve Pikeman'leriyle Cyclops oraya doğru döndü. Cyclops'un Light Cave'leri yine raid'de Eray'dan işçi almaya devam ediyorlar. Eray Skirm'lere, Light Cave'lere karşı istediği raid'i yapamadı ve geri çekiliyor. Önden Ram basıyor. Cross'lar etrafını sarmış. Cyclops sol buradaki iki TC'nin arasına kuruluyor şu an. Eray ise map kontrolünü aldı. Ön tarafta tarla bile açamıyor artık. Mangonel gerekebilir. Burada Skirm'lere karşı.
Cyclops'tan da bir Mangonel geliyor. Rampuş'u sezdi. Light Cavalier ile raid yapan Eray, pardon Cyclops, Eray Knight basıp base'ini şimdi TC'sinin de yardımıyla tutmaya çalışıyor. Knight'ın da hiçbir atak yok ama mobiliteyi sağlamak için oraya Knight basıyor. Remlerle de Cyclops'un TC'sine doğru yürümeye başladı. Şu an Eray remliyor orayı. Cyclops stun'a girmişti. Kale atacak birazdan base'ine. Remlerin içine Pikeman'ler bindi. Orada gelen Light Cavalier'i Pikeman'lerle alması lazım. Şimdi tarlaya vuruyor Pikeman'ler. Rem'in biri düştü. Crosslar Skirm'lerin dibine girdi ama hani Briton menzil avantajını kullanmıyor. Mangonel geliyor arkadan. Skirm'ler ikinci zırhı da var. Mangonel'den atış. Cyclops güzel mikroladı. Eray ise en azından işçi alayım diye baktı crosslarıyla. Burada ordusunu kaybeden bir Eray gördük. Cyclops bu defanstan sonra öne geçmeye başlıyor yavaş yavaş. Mighty Cyclops'a döndü. Yine çok çekişmeli bir maç. Knight basıyor şu an Eray'da. Hemen Camel'a dönen bir Cyclops var. 1-2 tane Camel ekleyecek. İşçi farkı kapandı. Eray'ın 1300 gold'u var. Hani market atıp bu gold'u değerlendirebilir. Cyclops ön tarafa bir kale atıyor. 2 Mangonel bekliyor Siege Workshop'ın içinde. Kale atılırken bir atak yapabilir. Burada Cross, Knight birikti yine. Mangoneller var. Bir anda çıkıp o işçilere bile vurduğunu görebiliriz. Mangonellerin yanından geçti gitti. Evler sayesinde orayı da görüyor. Şu an Eray saldırıya geçti. Knight'larıyla hemen Skirm'lere gitti. Crosslar işçilere vurmaya başladı. Mangoneller çıktı. Şimdi Cyclops'un işçilerine atış yapmayı deniyor. İki evin arasından geçen işçilerin bir kısmı düştü ama diğer tarafta Skirm'ler de Cross'ları birer birer düşürmeye devam ediyor. Kale atılacak. Bu kalenin atılması Cyclops'a oyunu getirebilir. İşçi farkı çünkü yok. Ve Eray'ın bütün production'ını kesti. İki tarafta ordusunu kaybediyor. Ama Cyclops'un işine gelen bir savaş bu. Eray bayağı bir stun aldı. Karşı kale atacak sanırım TC'sinin dibine. Gold'unu stun almak için harcadı. Şu an Cyclops oyuna döndü. Daha geriye bir kale atıyor. Cyclops'un tarla sayısı fazla, o yüzden implik ekosu da geliyor. Gold'u da var. Yani 4 TC oynuyor. İşçi farkı kapandı. Cyclops comeback yaptı. Buradaki TC'ye yapılan rush'tan sonra öne geçti diyebiliriz Cyclops. Elephant Archer geliyor. Cyclops. Elephant Archer bastı kaleden. İki tarafında et ve odunu yok denecek kadar az. Light Cavalier'i şimdi yakaladı. Balistik yeni geliyor Eray'a. Knight'larla Light Cavalier'in peşine takıldı. Elephant Archer basıyor. Briton'a karşı Elephant Archer oynayacak. İyi bir tercih bence. 300 canı var. Cross'ta almak çok zor bunları. Elephant Archer'lar birikmeye başladı. Üniversite atılıyor. 1800 gold'u olan bir Cyclops var. Elephant Archer daha bol bol göreceğiz gibi. Husbander'ı geliyor. Daha hızlı koşmak istiyor. Elephant Archer'larla.
Eray'da 4 TC, hani işçi farkı çok yok ama Cyclops'un çok daha iyi bir ekonomisi olduğunu söyleyelim. Eray tarlaları yeni açıyor. 2K Gold var. Şimdi Cyclops et satın alıp impe tıklayabilir. Burada 5 tane Skirm, 3 tane Elephant Archer. Karşısında 26 Cross. Yani gördüğünüz gibi Cross'lar gıdıklıyor şu an Elephant Archer'ları. Elephant'lar yaklaşan her şeyi düşürüyor. Turnuvada bakalım daha neler göreceğiz chat. Elephant Archer'da gördük. Elephant Archer'lar burayı yok ediyor resmen. Impekos'u geldi Cyclops'un. Şimdi impe tıklayan bir Cyclops var. Eray'dan erken geçmesi teknoloji avantajı sayılır. Ve trap açacak. Cross'larıyla Eray'da saldırıya gidiyordu. Cross ve Knight'ları güzel birikti. Hemen Cyclops'tan defansif bir kale geliyor. Defansif kale önemliydi Cyclops için, yoksa bütün ekonomisini kaybedecekti. Cyclops o kaleyle burayı savundu. Bir kale de sağ tarafa atıyor Cyclops. 3 kale ve Elephant Archer. Cyclops muazzam bir geri dönüş yaptı eşleşmede. Remlemeye de başlamış Cyclops. Birazdan trap açacak zaten. Diğer tarafta da Elephant Archer'lar çıkmaya başladı. Cross'larla 4 Elephant Archer'ın mücadelesini izliyoruz. Burada kaç tane cross vardı? Toplam 25-30 cross vardı. 4 tane Elephant Archer yetti diyebiliriz. İmpe tıklayan bir Eray var. Cyclops Elephant Archer'larla kovalıyor. Ön tarafta TC'den geçecek Eray. TC'den geçmemek için sola doğru mikro yaptı. Elephant Archer'lar ve TC cross'lar eritti. İmp geliyor Eray, pardon, Cyclops'tan. Eray yeni tıkladı. Cyclops trap da açmaya başlıyor. Bir TC daha atacak. Cyclops Hint olduğu için işçileri de ucuz. İşçi sayısını çok hızlı arttırdı. Cyclops fillerle cross kovalamaya devam ediyor. Eray da bir kale daha atacak. Önünü blokladı. Quick Wall'la birlikte, ev ile birlikte orayı. Ama arası açık. O evin arası açık. Oradan biraz işçi aldı. Eray içeri doğru ilerliyor crosslarıyla. Bir kale daha gelecek. Buraya barak satıyor. Pikeman'ın zırhını alıyor. Harp dönüyor sanırım. Hint'e karşı full harp oynayacak. Yukarıdan trap. Ve bu Elephant Archer'lar gerçekten yok etti orayı. Thumbling'le son zırhını da alıyor. Zırha gerek var mı gerçi bilmiyorum ama. İki taraftan birden treblenmeye devam ediliyor Eray. İki tane Elephant Archer da yine raid de. Bir 8 cross geldi ama o iki Elephant'ı gördüğünüz gibi gıdıklanıyor sadece Elephant. Cidden zor Elephant Archer'a karşı cross'la dayanmak. İki Elephant bütün cross'ları temizleyecek. Barak spamlayan bir Eray var. Base'ine kale atıyor. Halberdi yere alıyor. Son zırhı da alıyor Halberdi yerlerine. Mangonel ve Rem de ekledi treblerin yanına. Aynı şekilde burada Cyclops'tan bir
kale daha gelecek Eren Bey'sine doğru. Bu toplamda attığı 6. kalem olacak, 5. kale olacak. İki fil rey de devam ediyor. Ön tarafı da ittiriyor Cyclops şu an çok iyi. Bir comeback yaptı. Durumu da 2-1'e getirebilir. Trebler Elephant Tower Tire 1'de Elite Upgrade alıyor. Elise arkalara TC atacak. Elephant Tower Tire beklemiyordu. Cyclops oduna da girdi. Halberdiyerler şimdi fillerin dibine girdi Eray. Halberdiyer spamlayarak filleri durdurdu. Sağ tarafa da yine halberdiyerlerini yolluyor. Filleri durdurmak için halberdiyerler iyi bir tercih. Ama kalenin altında yine düşecekler. GG geliyor Eray'dan. BAC yıkıldığı için artık GG verdi. Cyclops muazzam bir geri dönüş yapıp tek sen değilsin Atom abi. Durumu 2-1'e getirdi. İlk maçı Eray kazanmıştı. 2 maçtır Cyclops kazanmaya devam ediyor. Ve muazzam bir maç izledik yine. Gitti geldi maçlar. Bakalım 4. maçta neler göreceğiz. Bakalım 4. maça da connect diyelim. Şimdi burada Viking Vietnam görüyoruz. Eray Viking almış, Cyclops'a Vietnam. Birinciye 1250 lira. Sonra gitgide azalıyor. Elevu. Şu an coinlerle başladılar. Vietnam Viking. Yani Vietnam çok çok avantajlı. Irk avantajı. Cyclops'ta diyebiliriz. Atom abi ödül azmış demişsin ama destekte bulunabilirsin istiyorsan. Burada Eray Gold Rush'ta Viking neden seçti acaba? Bir de Mediterranean var. Evet artıyor. Evet ödül havuzu var. Yüzde ile dağıtılıyor onlar. Yani gelen bağışlara göre gitgide ödülü arttırmaya çalışıyoruz önce. Eyvallah, sağ olasın Atom abi. Umarım kırar. Şimdi Cyclops burada da fil basacak mı demiş ama Vietnam'da herhalde Viking'e karşı fil basmaz diye düşünüyorum. Archer, hatta Rattan Archer Viking'in tam anlamıyla antisi diyebiliriz. Viking'in Rattan Archer'a bir cevabı neredeyse yok. Hani stable tarafı çok zayıf Viking'in. Archer ve Piyade medeniyeti Vietnam'ın da tam antisi olduğu ırklar. Yine late game. Bu arada işi gidiyordu az kalsın Cyclops'tan. Hani Vietnam'ın Imperial Age'de Imperial Skirm avantajı var. Okçularının canı fazla. Rattan Archer'ların PS'i çok fazla yine. Viking'in de ekonomisi daha iyi. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz.
Tibetan şu Reis şu introyu o kadar güzel yapmışsınız ki oyunu bırakıp full intro versen izlerim demiş. Şöyle YouTube linkini atayım. YouTube'a introyu yükledim ve ilk maçı da yükledim. Hani eğer eski maçları kaçırdıysanız, izleyemiyorsanız YouTube'dan da takip edebilirsiniz. YouTube kanalından da izleyerek abone olarak destek olabilirsiniz. Destek şart, haklısın, bu pandemi sürecinde bize güzel zaman geçirtiyorsun demiş GNC. Hani şöyle söyleyeyim, hani bu eşleşmeden sonra yine çekiliş yapacağız. Hani gelen Hytoy Games de bir diğer sponsorumuz. Sponsorlardan gelen paraları ödül ve çekiliş şeklinde zaten dağıtıyoruz. Hani ben sponsorlardan gelir almıyorum. O yüzden sizden tek istediğim, eğer keyif alıyorsanız, desteklemek istiyorsanız abone olarak ya da Prime'de ilk ay ücretsiz, daha sonra 8 lira oluyor. Prime'larınızı kullanarak normal abone olarak ya da direkt bağış yoluyla destekte bulunabilirsiniz. Birkaç kişi sormuştu hani bu Bino Game'den ya da PayPal'dan atamadım diye IBAN istemişlerdi. Discord'dan o şekilde de iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi hani destek önemli. Çok büyük bir emek var burada. Yani devamının gelmesi için önemli aslında destek. Hani şu an izlenmeler vesaire güzel gidiyor. Hani istediğim gibi. Ama biraz daha destek görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Canlı yayın, evet, Perşembe günü canlılara başlıyoruz. Perşembe ilk çeyrek finaller, Cuma ikinci çeyrek final. Shuilong'dan Go Cyclops Go demiş, 50 lira yollamış. Shuilong, 50 liralık bağışın için çok çok sağ ol. Bugün abone de olmuştu. Desteğin için sağ olasın Shuilong. Çok teşekkürler. Perşembe ve Cuma çeyrek final maçları var. Canlı oynanacak onlar. Çarşamba gecesi de canlı çekiliş yapacağız. Cumartesi yarı final, pazar final ve şov maçları ayarlamaya çalışıyorum. Hani Viper Leery gibi, Viper Hera gibi. Onlar da yine yarı final, çeyrek final öncesi olabilir. Milişaları görünce Eray hemen ufacık kapattı base'ini. Eyvallah Kerem abi, sağ olasın. Pazar günü bitiyor finallerle birlikte. Dediğim gibi show maçlar vesaire de hazırlamaya çalışıyorum hani turnuvayı canlandırmak için. Burada Eray da Baraks'ını atacak. 19 popla Fiddle oluyor. Cyclops Milisha'dan sonra upuzun kapatıyor base'ini. Boydan boya sol tarafını kapatmış. Sağı yine kapattı. Milişalar içeri giremedi. Stable Eray Scout başlangıcı yapıyor. Cyclops'a kapanmayı tamamlayacak. Atom abi onun yapılması için baya bir zamana ihtiyacım var herhalde. Turnuva bittikten sonra bir hafta sonra yapılır. YouTube'a yüklenir muhtemelen o. Tibetan, dediğim gibi aslında aklımda projeler var. Hani 2'ye 2, 4'e 4 team game gibi yine Türkler arasında. Ama bunun için destek ve sponsora ihtiyacımız var. Onlara bakacağız hani gidişata göre. Şimdi ön tarafa 5 işçi yolluyor. Eray Tower da atacak sanırım. Scoutlarla giremeyeceğini anladı. Scout basmıştı. Fast Castle yapan Cyclops var. Cyclops'un scoutunu da alınca burada milişeler geyiklere gitti. Eray işçileriyle Tower Rush'a gidiyor. Tower'la duvarı açıp içeri scoutlarla girecek. Map bayağı uzak ve kurtlar var. Dikkat etmesi lazım. Hayır, uğraşmıyorum Huba. Sadece yayıncılık yapıyorum. O kurtları scoutlarıyla düşürdüm. Milişalar şimdi base'e çekiliyor. Fark etti sanırım Tower Rush'ı. Çileğin önünden bir Tower gelecek. Cyclops'un Fast Castle'ını bozup hem de içeri girmeye çalışacak Eray. Karşı Tower atamayacak çünkü 40 saniye var Feudal olmasına. Hemen ikinci kat Wall'u atıyor. Scoutlar basılmaya devam edecek. Aynen, öğrenciyim ama bitmek üzere okulum, çok az kaldı. Burada eve vurmaya başladı. Tower'dan sonra evi kırıp girecek ama kolaylıkla Cyclops burayı wall'layabilir. Eve vurmaya başladı.
Ama bir tower da solda geliyor. Çok güzel bir tower. Gold'u ve odunu kesen bir tower. Bunu Cyclops'un attırmaması lazım. Karşı tower şart gibi gözüküyor. Şimdi tower atılmaya başlandı. Militialar ve Spearman'ler geliyor. Eray Quick Wall atabilecek mi tower'ına? Scout'larını çekiyor. Karşı tower geliyor Cyclops'tan da. İşçilerini yakaladı. Quick Wall gelmedi. Militiaları dövmeye çalışıyor ama burada amacı vakit kazanmaktı ve Cyclops o vakiti kazandı. Tower şimdi tamamlandı. Eray da içine girdi. Bir işçisi dışarıda Tower'la Spearman'leri düşürmeye çalışıyor. İçerisi açık kaldı. Gerçi orayı kapatmış Cyclops. Yayıncılık mı, mühendislik mi? O biraz gidişata bağlı. Eğer yayıncılıkta istediğim başaramazsam hedeflerimi, mühendislik yaparım. Yayıncılığı bırakmak zorunda kalırım yani. Burada Cyclops Tower Rush'ı güzel durdurdu ama Eray da Cyclops'un Fast Castle'ını bozdu diyebiliriz. Elektrik elektronik okuyorum. Şu an son yılım Darth Vader. Burada dibine giren Archer'ı almak için işçilerle çıktı. Spearman'leri yine tavrıyla vuran bir Eray var. İşçi içeri sıkıştı. İşçi içeri sıkıştı, son anda tavra girdi. Bir tavır daha atıyor Eray. Cyclops stone topladı. O yüzden karşı tavır yine atabilir ama bu tavır pek bir şey kesmiyor diyebiliriz. Spearman'leriyle de Cyclops orayı tuttu. Skirm artı spear yaparak şu an Cyclops oradaki işçileri alacak. İşçi de öne geçecek ama Eray çok rahat bir ekonomi kurdu. Hani Viking'in bir de Wheelbarrow'u var biliyorsunuz. Blacksmith geliyor. Eray'dan Castle'a hazırlık başlamış. Gold'a girmiş. Stone toplamaya devam ediyor. Diğer tarafta full skirm basan bir Cyclops. Cyclops scout da basıyor. Scoutlarıyla sanırım o gelen skirmlerden raid yememek için scout basacak. Castle'dan biraz uzaklaştı bu yüzden. Normalde Castle'lık ekonomisi neredeyse gelmişti. Üç scout'la bir kez daha çıkıyor Eray ileri doğru tower'ını korumak için ama Cyclops o tower'ları işçileriyle birlikte düşürdü ve çileğini kurtardı. Oyuna denge geldi diyebiliriz. Buradaki iki tower'da yarım kalmış Eray'ın. Scout'lar önce Spearman'i düşürdü ama diğer Spear Hill'den vuruyordu. Şimdi onu da aldı. Scout'larıyla birlikte orada tutunmaya devam ediyor. İkinci stable geliyor. Knight oynayacak. Knight oynayacak. Cyclops da okçu zırhını alıyor. Castle'dan çok uzak olan bir Cyclops var. Eray ise tıkladı Castle'a. Knight oynadığını göreceğiz Viking'le. Golduna tower attı. Archer ve skirmlerle gelen bir Cyclops var çünkü Gold'a tower'ını atıyor. Sağ tarafını volluyor. Çok ufak bir açıklığı var TC'nin dibinde. Orayı da bence kapıyla kapatması lazım Eray'ın. Yoksa içeri giren Archer ve Skirmler zor anlar yaşatabilir. Dediğim anda orayı da kapatan bir Eray görüyoruz. Scout'larla kovalıyor. Tower şimdi tamamlanmıştı zaten. Scout'larla oyalamaya devam ediyor. Tower'da önünü Eray şimdi blokladı oranın geçişi ve tavrıyla hasar çıkarttı bayağı bir.
Burayı da kapattı. Sol tarafı da kapattı. Tamamen kapanan bir Eray var. Cyclops Wilbarov'unu alıyor. Castle'dan uzak. Eray'ın bir dakikası kaldı ve Scaleboarding'i almış. Full Knight oynayacak. Ordusuyla istediğini yapamadı. Şimdi Cyclops da Castle'a tıklıyor. Eray bakalım stable'lardan verim alabilecek mi? Knight'lar basılmaya başlandı. Bir de kaleye gidiyor. Oo, Castle Drop gelecek. Eray'dan sanırım Castle Drop gelecek. İşçilerle dışarı çıktı. Cyclops Archer ve Skirmleriyle onu kovalamaya başladı. Knight'lar çıkıyor. Yolda yine Archer'lar var. İşçileriyle Eray 10 işçiyle gidiyor. Scout'lar, Knight'lar çıktı. Yoldaki Archer'lar ama bu işçileri yakalayabilir. Knight'ların yetişmesi lazım buraya. Bir tanesini bıraksa yeter. Öndeki iki Archer ve kurtlar şu an Eray'ı zorluyor. Eray işçileri biraz erkenden yolladı. Buradakileri bırakıp işçilerin yanına gidiyor ve tepeye çok önemli bir konuma kale gelecek Eray'dan. Bu kale tamamlanırsa Cyclops'un işi zor gözüküyor. Pikeman upgrade'ini alıyor ve Spearman basmaya başlamış. Şu an iki tarafta çok doğru kararlar verdi. Knight'lar etraftaki Archer'ları da temizledi. Full Pikeman dönen bir Cyclops göreceğiz. Eray kaleyi tamamlayacak. İkinci TC'sini atıyor. Odunların arasına güzel bir konuma. Evlerle birlikte orayı kapatan bir Cyclops var, içeriği volladı. Pikeman upgrade'ini aldı. Map kontrolü şu an Eray'a geçti ve ortada rahat rahat Gold'unu da topluyor. Hani 3. TC'sini de belki birazdan atıp Boom'a çekilebilir bu baskısının ardından. O Barracks Pikeman upgrade'i geldikten sonra yıkıldı. Base'e Manastır ve Barracks atmaya devam eden bir Cyclops var. Monk artı Pike'la tutacak. Sol tarafa dışarı kale atmaya gidiyordu ortada gold toplamak için. Orayı Eray muhtemelen görmeyecek. Cyclops da kalesini atıyor. Bakalım Eray neler yapacak? Şu an Knight'lar ile içeri giremedi. Cyclops ikinci TC atıyor. Ortaya da geçişini yaptı. Ama çift TC daha iyi bir ekonomisi olan Eray var. Hand kartı da var. Onu da unutmayalım Viking olduğu için. Knight'lar içeri girmeye çalışsa da evi tamir ederek Cyclops orayı tutacak. Ortaya bir de TC atan Cyclops göreceğiz. Eray base'ini atmayı tercih etti TC'sini. Eray'dan ben bir de şuraya TC beklerim aslında. Cyclops ama Pikeman ve Monk'a güzel döndü. Cevabı güzel üretti. Eray zaten fazla Knight basmıyor. Bu 6 Knight'tan sonra devamını getirmiyor. Cyclops evlerle güçlendirmiş duvarları. O Knight'ların içeri girmesi zor. Rattan Archer basmaya başlayan bir Cyclops var. Viking'in artık cevabı iyice azaldı. Pyke artı Rattan'ı Viking'le durdurmak cidden zor. Eray bulmuyor mu? Asker tercihi ne olacak? Onu merak ettim. 1500 gold'u var.
İşçi sayıları hemen hemen eşit gidiyor. Eray çift stable yerine tek stable'dan da basabilirdi. Yok edecek berserker demiş ama Rattanlar berserklere karşı iyi diyebiliriz. Pikemenler ve Rattanları ile ortaya doğru ilerledi. Şimdi Cyclops'un TC'sini gördü Eray. Şu an Implic Echo geldi Eray'a. Bakalım Imp'ten sonra ne yapacak? Ve Berserk gidecek olsa Stone'a daha çok yüklenirdi. Tek kareyle Berserk yapamaz. Buraya Archer Range atıyor. Belki direkt Cyclops'un base'ine zarar vermek isteyebilir. Şu an kendi base'ini tutuyorum diye düşünüyor. Chat kim kazanır? 2-2 olur mu? 3-2'lik bir seri izler miyiz? Cyclops Castle Drop'a geliyor bu arada. Cyclops bir castle atacak. Eray'ın tüm production'ını kesen bir castle ve Imp TC'si burada. Eray'ın Imp TC'si. Elite Skirm upgrade'i alıyor. Full Skirm Cross. Pushlamayı deneyecek sanırsam. Bu kalenin atılıp atılamaması çok önemli. Eray belki Knight'larıyla denyleyebilir diyeceğim ama arada çok fazla Pikeman var. Kale atılmaya başlandı Cyclops'tan. Eray'ın oduncularını da Rattanlar darlanmaya başlamış. Siege Ram artı Arbalet Skirm gitmesi lazım Eray'ın. Şu Rattanlar oduncuları alıyor. Kale tamamlanmak üzere. Burayı fark etmedi sanırım Eray. Orada çok işçi kaybetti. İşçi de öndeyken bir anda geri düştü. Eray şimdi fark ediyor. Kale tamamlandı. Cyclops baskıyı kırdı. Bu arada hemen bir reklam daha girelim. Prime'larınızı kullanmadıysanız Amazon Prime'ına abone olarak kanalı destekleyebilirsiniz. Daha fazla yayın, turnuva ve içerik için. Bazen unutanlar da oluyor. Unutanlar için de hatırlatalım. Şimdi geri çekilecek biraz daha Eray. Botkin'e Rov'u alıyor. O da karşı atağa geçebilir. Buraya iyi kuruldu. Ortaya bir TC dağıtıyor. Siege Workshop gelecek yine. Rattanlar yine ortadaki TC'nin atıldığı yeri fark edecek muhtemelen. Buradaki evi yıkıp içeri geçmeye çalışıyor. Eray'ın TC'sini şimdi Rattanlar yakaladı. Eray imp oldu. Cyclops hala castle. Burada trap açıp Cyclops'un kalesine yüklenebilir. Crosslar, Botkin ve daha doğrusu pardon Arbalest ve Ballistic upgrade'leri geliyor. Eray imp oldu ama base'i zor bir durumda. Bakalım trap açılıyor. Kaleye rushlayacak muhtemelen. Cyclops'un öndeki kalesini alabilir. Ya da içeriğin bir anda trebleyip ekosuna girebilir burada. Viking'le kendi base'i çünkü çok savunmasız kaldı şu an için. Ortaya bir kale daha atan Cyclops var. Üniversitesini atıyor. Trap basıldı. Ram basıldı şu an Eray'dan. Gold'daki işçileri Rattanlara düşecek. Ram ve Knight'larla da pushlamaya başlamış şu an TC'nin dibine. Trebler yukarıdaki kaleye vuruyor. Şu an Eray'ın base'ine girdi Cyclops. Rattanların PS armoru fazla olduğu için TC dibinden çok rahat geçiyorlar. Eray'ın şu an base'i dağıldı diyebiliriz. Trebler ön tarafta kaleyi düşürmek üzere içeride arbaletler geldi remleri korumak için ama şu ana kadar Cyclops oraya işleriyle savunmayı başardı. Remlerin upgrade olmadan bu Castle Rem'i ile yıkması zor. Trap'ler açılacak sanırım.
Rattanlar şu an Era'ya ekonomi yaptırmıyor. Base'i full idle. TC'ye şimdi trap açtı. Rem'den vazgeçti. O da Cyclops'un ekonomisine en azından zarar verip bu imp avantajıyla öne geçmek istiyor ama Rattanlar TC dibinde. Hani işçilerle vursa bile TC'den fazla hasar verecek belki Era'ya oraya. Rattanlar ortadaki TC'yi de yakalamış. Trebler şimdi base'deki TC'yi düşürdü. Sol tarafa doğru gidip bu TC'yi de düşerse odunu kalmayacak. Cyclops'un odun topladığı başka bir yer yok. Knight ile Era'yı orayı göremeden TC tarafından düşürüldü. Bütün işleri oduna yollayan bir Era'yı görüyoruz. Trebler ortaya açılıyor ama burada Mangonel var. Bu TC'ye doğru geliyor. Mangonelini açıp trebleri düşürdüğünü görebiliriz. Cyclops geliyor oraya. Koruması lazım Era'yı. Mangonel ve Rattanlar döndü. İmpe de tıklayan bir Cyclops var. Mangonel hilden de vurarak o trebleri düşürecek. Treble Cyclops'un burada Mangonel'ini vurduğunu gördük Eray. Treble vurmayı başardı. TC'yi de tamir eden bir Cyclops var. İmp TC'si hangi TC? İmpe ortadaki kalenin dibindeki TC'den tıklamış. Rattanlar gerçekten çok güçlüler. Şöyle bir PS'ini gösterelim Rattan'ın. Tıklayabilirsem. 6 PS armoru var Huskarl gibi. Arbaletleri de temizledi Cyclops. Burada içeri giren Rattanlar gerçekten oyunu değiştirdi. Base'e Archer Ranch atıyor. Bir TC daha atıyor Eray. Cyclops kale atmaya devam ediyor. Full Rattan oynayacak. Yani ırk eşleşmesi de gerçekten zor oldu Eray için. Aslında güzel oynamıştı. Burada bence Viking'i bir sonraki map olan, son map olan Mediterranean'da kullanır diye düşünmüştüm. Tamling de geliyor Cyclops'tan. İmp olmasına çok az bir süre kaldı. Kale dışarıdaki TC'yi görüyor. Rattanlar işçileri şu an çalıştırmıyor. Rain Base'i şöyle bir gösterelim. Rattanlar her tarafı sarmışlar. Şimdi imp gelince trap de açacaktır buradan Rain Base'ine doğru. Uzaktan şöyle bakıyoruz map'e. Eray ortada. Az bir arbalet ve skör mü var ama yeterli değil gibi. Cyclops da imp oldu ama Bracer, Sonzer, Chemistry hiçbirine tıklamadı şu ana kadar. Yani bir askeri üstünlük almadı. Önce trap açmayı tercih etti. Tarla sesini arttırıyor. İçeride Pikemenler trap'i düşürmeyi başardı. Trap de manastırı yanında götürüyor gitmeden. Buradaki stone'u toplamaya geldi Cyclops. Rattanlarla TC dibine girip işçileri alıyordu. Stone'u toplayıp kale atmaya devam etmek istiyor. İçeri skön basan bir Eray var. Skönlerle base'ini savunmaya çalışıyor. Rattanlar her yerde. Burada Rattanlar arbaletlerini de temizledi. Chemistry geliyor. İçeride zaten skirmleri temizleyen Rattanlar var. Artık GG geldi. Cyclops 1-0 geri düştüğü mücadelede durumu 3-1'e getirdi. Son maça gidiyoruz. 5. maçı izleyeceğiz. Ardından bir çekiliş yapıp günü bitiririz.
Yarın yine 8.30'da yayında olacağız. Kaçırdığınız maçları da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Şimdi saat geç olmuş. Hemen hızlıca 5. maça geçelim. Mediterranean Akdeniz map'i başladı. 5. ve son maç. Gününde son maçı artık. B grubunda önemli bir maç. Cyclops muhtemelen lider tamamlayacak. Cyclops'ta İtalya var. Diğer tarafta Eray'da ise Japon seçilmiş. İtalya bu map'in güçlü ırklarından. Hem dok teknolojileri daha ucuz, hem balıkçıları ucuz, çağları ucuza geçiyor. Yani İtalya deniz maplerde çok çok iyi. Eyvallah, sağ olun. İntro'yu ben de çok beğeniyorum. Umarım bu çeyrek final, yarı final için daha ilerini yapacağız. Akdeniz'e benzemiyor ki demiş. Şöyle gösterelim. Hani map'in ismi Akdeniz diye geçiyor. Onun sebebi de ortada büyük bir göl olması. Hani etrafında burası mesela Mısır, şuralar Libya, İsrail, şurada Türkiye oluyor herhalde. Geyiklerini iten bir Cyclops var. Hemen geyiklerini iterek başladı. Eray ise koyunlarla başlamış. Map'i açmaya devam ediyor. Doğru, Suriye var değil mi burada? Pardon, Suriye var. Libya şuralarda bir yerde mi? Şu an bunu mu tartışacağız chat? Şu an bunu tartışmayalım. Zaten bayağıdır yayındayız. Kafa gitti yoksa coğrafyam iyidir. Libya burada. Bakın, ben Lübnan'la karıştırdım. Lübnan buralarda. Libya şurada olması lazım. Mısır, Filistin, İsrail. Siz anladınız geri kalanı. Şimdi Cyclops geyiklerini itti. Göle de gitti dok atmak için. Kıyı balığının yanına dokunu atıyor. Diğer tarafta Cyclops ve Eray aynı anda doklarını atmaya başladığını görüyoruz. Japon'un avantajı da balıkçılarının hızlı çalışması. Lumber Camp, Mill gibi, Mining Camp gibi binaların, ekonomi binalarının 50 odun olması da odun konusunda rahatlatıyor Japon'u. Scout'uyla Eray işçi almaya gelmişti. Cyclops'un o balıkçısını almaya gelmişti. Cyclops'tan Quick Wall geldi. Şimdi Eray'la Cyclops'un savaşı var. Cyclops daha erken vurdu. Eray da balıkçısını biraz daha erken çıkarmış. Şu an için eşit başladı yine mücadele. Hani hata yapmadılar. Idle TC timeları 0-0. Artık 5. maç. Hataya yer yok B grubunda. Doklar atılmaya devam, daha doğrusu balıkçılar basılmaya devam ediliyor. Burada erken bir fiddle göreceğiz gibi. Cyclops 2 domuzunu da çekti. Eray domuzu çekmekte biraz geç kaldı, o yüzden fiddle'ı biraz geç kalabilir. Onun da balıkçılarının hızlı çalışması sanırım yeterli oldu. Buradan 3 koyun daha buldu. Diğer 3 koyunu da bulabilir. Eray bu 3 koyunu da alırsa base'inde hiç tarla açmasına gerek kalmayacak. Cyclops scout'u ile Eray'ın base'e doğru geliyor. Cyclops Feudal'a tıkladı. Eray ise house'landı.
Şu an o işçi iptal etti. Fidula tıklamak için son 9 et şimdi geldi. Ve Fidula tıklıyor. Aralarında tam bir 20 saniyelik fark olacak. 19 saniyeymiş idle time. Cyclops 0 idle time'la Fidul yaptı. Fireship'ler erken gelecek. Bu 3 koyunu Cyclops yakalayacak sanırım Eray'ın. Son anda Scout geri döndü. Şimdi dok atmak için geliyor. Eray dokun ikinci dokun atacak. Cyclops çoktan atmaya başladı. Burada denizde gölde üstünlüğü biraz daha Cyclops alacak gibi geldi bana. Fireship'ler basılıyor. Cyclops'tan Eray da aynı şekilde Fireship basmaya başladı ama 3. doku atsa onun için iyi olabilir. Cyclops TC dibine girince birazcık hasar aldı. Scout tam onun için önemli değil. Scout'uyla Eray da Cyclops'a doğru ilerliyor. 3. dok geliyor. Cyclops ve Eray'dan 3. doklar gelecek. Eray daha erken tamamladı. Hani o açığı Fireship basarak kapatacak. Şimdi bir de ev atıyor. O işçiyi belki Cyclops yakalayabilir. Canağız işçi Scout'la savaşı başladı. Fireship'in menzili yetecek mi? Hile de çıktı. Normalde işçi hilden vuruyordu. Şimdi Cyclops hil bonusuyla birlikte işçiyi almayı başardı. Çok ufak ama iyi bir mikro geldi Cyclops'tan. Göldeki savaşı da yine fire chiplerini kaçırarak önde kapattı. Diğer tarafta Eray'dan Cyclops'tan işçi almaya çalışıyor scout'uyla. Ama TC'ye girip Cyclops kurtardı. Fire chipler birikmeye devam ediyor iki taraftan da. Cyclops demolition basmış. Demolition çıkartacak birazdan. Cyclops Wilbur'u alıyor. Şu an ikisi de sadece göle odaklandı. Eray base'ini de kapatıyor. Barrax muhtemelen bir de Archer Ranch ya da Stable göreceğiz yanına. Gerçi Man-at-Arms da gittiğini görebiliriz. Çileğe milini atıyor, kapanıyor. Biraz daha karaya da yatırım yapan bir Eray var. Bu arada gölü de bırakmıyor. Fireship ve demolarını basıyor. Gölde defansif kalmayı tercih etti oyuncular. Cyclops şimdi gemisini tamir etti. 6 Fireship 1 demoyla ilerliyor. Karşısında da 6 Fireship var. Ama birinin canı çok azdı. 5 kaldı. Bir de demo geliyor Cyclops'tan. Eray'ın 3 gemisine birden patlamayı başardı. Cyclops gölü alıyor diyebiliriz. Arkadan demo ve Fireship'leri geliyor Eray'ın ama Cyclops burada çok üstün. Gölü kazandı neredeyse. Archer Ranch geliyor. Eray hemen burada karaya dönecek. Cyclops da gölü aldığını fark edince Archer Ranch atıyor rakibinin karadan geleceğinin farkında. Gölde Fireship savaşları var. Galeye dönmüş. Eray yanlışlıkla mı bastı acaba galeyi? Bir galeyle gidiyor. Fishing mi avlamaya çalışacak diye düşündüm. Sağ tarafı scoutla gözlemeye devam ediyor ve çift Archer Ranch. Archer basmaya başladı. Çilekle koyuna da uzun zamandır işçi çalıştırdığı için Eray'ın castle ekonomisi de birazdan gelecek. Cyclops'a Fishboom'a dönebilir.
Cyclops da Archer basıyor. Eray ama bu Archer'ları fark etti. Scout'uyla hatta bir Archer'ı yolda alacak. Archer'lar karşılaşabilir. Şimdi Eray bir Archer'ı aldı. Kendi Archer'ını da gösterdi. Cyclops Skirm döndüğünü görebiliriz. İkinci Archer range atıyor. Eray Skirm basmaya başladı. O biraz daha uzaktan geleceği için Eray burada avantaj. Cyclops da Fletching'ini de yeni alacak Eray. Aslında burada Japon'la Scout başlasa daha iyi olabilir miydi diye düşündüm. Şimdi balıkçılarını kaybedince Eray'ın et ekonomisi biraz durdu. Bir de Skirm'e ve Fletching'e et ekonomisini harcadı. Yavaş yavaş tarla açmaya başlayacak. Skirm'ler Cyclops'un Archer'larını yolda yakalamış. Onları düşürmeye çalışıyor. Arkadan kendi Archer'larını da getirdi. Şu an ordu da daha önde. Skirm ve Archer gelmeye devam ediyor. Cyclops Castle'a yaklaştı. İtalya olduğu için hem de ucuza basacak. Skirm'lerini de birikmeye başlamış. Eray ise köşeden köşeden ilerliyor ama bu tepeyi tutan bir Cyclops görüyoruz. Zırhını da almış. Castle geliyor şimdi Cyclops'tan. Erken bir Castle Archer'lar. İçeri doğru geçti. Aslında savaşta temizleyebilirdi. Tepe avantajı Eray'a geçecekti ama Cyclops şimdi o tepeyi bırakmadı. Yani dümdüz gelse Eray o savaşı muhtemelen kazanırdı. Zırh avantajı da var. Cyclops ama daha iyi mikrolayan taraf oldu. Gölü de alınca balıkçılarla ekonomisini güzel ayarladı. İçeri giren bir Archer var. Skirm'ler onu kovalıyor. İçerideki tek Archer bile orayı birazcık karıştırdı. Eray hala Castle'a tıklayamadı. Transport Ship geliyor. Cyclops Transport Ship ile karşıya geçecek. Stable atıyordu Eray'da. Çift Stable. Japon'la Knight dönecek muhtemelen. Castle'lık ekonomisi geldi. O da Castle'a tıkladı. Transport geldi. Bir işçi gidiyor. Cyclops Siege atabilir Eray'ın base'e. Şimdi bir işçiye bindirdi. Karşı adaya götürüyor. Şuradan siyaj atıp muhtemelen puşlamayı deneyecek. Hemen base'ine TC'lerini de atıyor Cyclops. 3 TC. Scoutlar basılıyor Eray'dan. O 3 skirm almak için scout bastı. Cyclops buraya stable attı. Knight basacak İtalya'yla. Eray daha feudal'da olduğu için Knight'ı tutması zor. Spear'ı vesaire de yok. Ama Japon'a karşı da Knight basmak riskli gerçekten. Japon Spear'ları hızlı vuruyor. O Knight'ları görürse Quick Wall'da tutup Spear'la düşürebilir. Knight'lara artı 2 almış Cyclops. Bu
Bayağı bir archer'ı da birikti. Transportla bir işçi daha gelmişti buraya. Knight'lar şimdi sahneye çıkıyoruz. Eray hemen 3 TC'ye çıkıyor arkada. Knight gördü hemen Knight'ı ve Pikeman basmaya başlayabilir. Manastır atıyor. Monk basacak. TC attığı yere de Quick Wall attı. Quick Wall'la birlikte o TC'yi tamamlayacak. Oduna Quick Wall geldi yine. Manastır geldi. Şu an Eray çok iyi tepki verdi. Crossray ile birlikte de Cyclops'a gidiyor. Cyclops'un base'inde tutacak bir ordu yok. Ama fire chip'lerle ordunun geldiğini fark etti Eray. Daha ortadan gitmeli. Dikkatli olmalı. Bu Knight'ları Monk'larla tutmaya çalışıyor ama bir de Spear geldi. Spear'la o Knight'ı düşürecek ama Knight bir işi daha aldı. Yukarıda TC tamamlanmış. Şimdi Monk çıktı, convertlemeye çalışıyor. O Knight kaçtı, diğerini de kaçırdı. Şu an buraya bir de CH. Knight artı Mangonel CH push. Redemption gelebilir era ikinci. Manastır atabilir. Crosslarla Cyclops'un base'e gidiyor. Voltager, Elon ne demiş? Rank Cyclops yazalım şöyle. Elo'ları görmüş olursun bu şekilde oyuncuların. Eray'ın crosslar gidiyor. Base'i de tutabilirse eğer bu Siege artı Night Push'a karşı avantaj yakalayabilir. Cyclops işçi sayısında çok önde. İkinci manastır geliyor. Mangonel'i görünce ikinci manastır geliyor. Redemption da geliyor. Tam da tahmin ettiğim gibi Eray'dan. Redemption'da iki manastırlı Monk. Base'i tutacak. Crosslarla da Cyclops'a zarar vermeye gitti. Cyclops full boom yapıyor. Cyclops'un odunu açık. Şimdi Eray oraya doğru gitti. Cyclops bayağı bir işçi farkı açmıştı ama Eray burada oduncularını yakaladı Cyclops'un. Monk basmaya da devam ediyor. Bir de tarladan işçi aldı ama TC'ye vermemesi lazım. Siege Workshop geliyor base'ine Cyclops'tan. Ön tarafta o da Monk basmaya başlamış. Sun City geldi. Burada Redemption olduğu için Siege'i vesaire de convertleyebilir Eray. Monk'larıyla birlikte. Sağdaki Knight'ı almaya gidiyor. Onunla Knight alıp sonra Skirm'leri alacak muhtemelen. Eray Cyclops'un Siege'ini gördü. Burada Knight'ını deleyleyen bir Cyclops var. Monk'a vermemek için. Monk Rush. Monk artı Mangonel Rush. Geliyor. Cyclops'tan ama Eray daha çok Monk'a sahip base'inde ve Redemption'ı var. İşçi farkı 20 işçi kadar. O biraz fazla. Eray'ın daha fazla zarar vermesi lazım. Monk Mangonel'i almaya çalışıyordu. Monk'u düşürüp sonra delete'ledi Mangonel'ini. Cyclops rakibe vermek istemiyor onları. Convert basılan Knight'la birlikte burada skirmleri temizliyor. Bir de Scout getiriyor. Buradaki Monk'ları da Scout'uyla düşürmeye çalışacak. İki tarafta Scout basıyor. Japon'un Spear'ları var. Monk'ları korumak için. Crosslar oduna arkadan gidiyor sanırsam. Light Cav upgrade'i alan bir Cyclops var. Monk'u düşürdü. Scout şimdi kaçmaya başladı. Light Cav. Light Cav'i görünce Pikeman'e arttırması lazım. Cyclops 4. TC atmaya gitti. Odunda da biraz işçi verdi ama 84 işçi de. Autonomous upgrade'i geliyor. Karşı monkları da çevirme upgrade'iydi sanırım bu. Hızlı yürüme miydi? Autonomous ne upgrade'i tam şu an hatırlayamadım. Light Cav'leriyle birlikte ekonomisi çok iyi tabii Cyclops'un. Raid'e de girdi. Oradaki monkları da aldı. Spear'lar Light Cav'lerin peşinde. Knight ile buradaki Mangonel'i de alıyor. Mangonel'i alamadan TC tarafından düşürüldü.
Spear'lar içeri giren Light Cave'leri düşürdü. Rakip Monk'ları da artık Eray convertleyebilecek. İşçi farkı çok fazla. Bu gölden de kaynaklanıyor. Biraz gölde balıkçıları da var. Cyclops'un. Kale geliyor buradaki. Tüm yatırımı çöpe atacak bir kale. Eray eğer kaleye atarsa Cyclops'un baskısını kırabilir. Spear'larıyla öne doğru çıktı şimdi. Monk'lar hazır bekliyor. Spear'lar ve Monk'lar orada. Monk çevirdi. Eray Cyclops'tan bir tane Monk almayı başardı. Arkadan Monk basmaya devam etmesi lazım. Kale atılmaya devam ediliyor. 2 Monk ve 3 Light Cave var. Bir de Spear convertlemiş. Monk'unu kaybeden bir Eray gördük. Kaleyi bakalım atabilecek mi? Kaleyi muhtemelen atacak oraya Eray. Ama işçi farkı çok açıldı ve impet tıklayan bir İtalya var. Cyclops burada cross upgrade'ini alıyor. Archer Wrench atıyor. Monk ve Spear geldiğini görünce arbalets'e dönecek. Bir de kale atmaya geldi Cyclops. Epey öne geçti diyebiliriz. Kaleden samuray basan bir Eray var. Light Cave almak için. Samuray bastı. Eray'ın gold'u şişmiş, bir market atabilir belki. Gerçi marketi var aynen. Yani o da imp'e gidebilir. Sağ taraftan crosslarla bir kez daha ilerliyor Cyclops'a doğru. Cyclops defansif kale atacak kadar da bir stone toplamış. Siege Workshop'ı convertlemeye geldi şimdi Eray. Redemption'ını kullanmak istiyor burada. Siege'i convertlemeye başladı. Siege de late'lendi. Hemen Monk'lar. Şimdi Rem'leri de convertleyebilir aslında. Light Cave basıyor Cyclops. 2 Light Cave ile burada convert yapan Monk'ları düşürecek muhtemelen. Stable'lar convertlenemeden o Monk'lar gidici gibi duruyor. Sun City de yok. Şimdi Light Cave'ler çıktı. Birisi convertlendi en azından Stable'ın. Samuraylar da Rem'leri düşürüyor. Cross'lar içeride mikrolayarak Mangonel'i almaya çalışıyor. Cyclops imp oldu. Mangonel'ler Mangonel'den mikrolayarak kurtuldu. Dışarı TC atmaya giden bir Eray var. Cyclops yukarı kurulmaya devam ediyor. Archer Wrench ve kaleleriyle. Trap de açılacak. Impet tıkladı Cyclops'a karşı. Biraz geç kaldı Eray. Trap artı arbalet puşunu durduramayabilir. Şu an full bastı bütün crossları da Cyclops'un base'e yolluyor. Bu 23 trick fark uzun süredir kapanmadı. 4 cross'ta Cyclops arkaya da sarkmış. Chat şimdiden Hi2 Games üyeliklerini de açın. Eğer açmayanlar kaldıysa hala uzun zamandır. Çekiliş yapıyoruz. Turnuva sonuna kadar her eşleşme arası çekilişlerimiz olacak. Bu maçtan sonra da yine bir çekiliş yapacağız. Herkes katılabilecek. Ve turnuva finalinde büyük bir çekiliş hazırlıyoruz. Samuraylar içeri giren arbalestleri bu arada temizledi Cyclops bakmayınca. Burada imp'e geçmesine bir dakika var. Knight'la birlikte Eray raid'e gelmiş ama işçilerle Knight'ı dövmeye çalışan bir Cyclops başarılı da oldu. Hiçbir upgrade yoktu Knight'ta. Trevler kale ve TC'lere vurmaya devam ediyor. Eray daha dışarı doğru kurulabilir. Hani buraya doğru ekoyu taşıyabilir. O da crosslarıyla birlikte Cyclops'a gidiyor. Base'i tutabilecek mi? Asıl soru bu. Steam kod veya oyun alabildiğiniz, oyunlarla ilgili skin vesaire alabildiğiniz Hi2 Games sitesinden
çekiliş veriyoruz. Elite Scorm upgrade'i geliyor Eray'dan. İmp oldu ama işçi farkı çok açıldı. Ve treblerle ilerleyen, arbaletlerle ilerleyen Cyclops'u durdurması çok zor. O da arbaletse kimyayı alıyor. Ama yıkıcı değil. Hani Cyclops'tan işçi alsa da Cyclops gibi ilerleyemiyor. Şimdi buradan arbalet spamlamaya devam eden bir Cyclops var. Trebler. Eray'ın base'i tamamen yıktı. Eray Skirm ve arbaletleriyle orayı savunmaya geldi. Kendi base'ini savunmak için Elite Skirm'ü alan bir Cyclops var. 170 popta şu an, eve sıkıştı birazcık. Arbaletler Cyclops'u raidlemeye geliyor. Eray bütün işlerini dışarı kaçırmak durumunda kaldı. Şimdi oduna girdi. Balistiği hala yok. Burada Eray'ın. Diğer tarafta Cyclops da balistik almamış. O da ilginç. Şimdi mikrolayarak o arbaletlerle birlikte şiliri düşürmeyi başardı. İçeride skörmleriyle defans yapan bir Eray var. Trebleri de skörmleriyle düşürmeye çalışıyor. Cyclops da Archer Range'leri yıkmak için treblerini bir kez daha kurdu. Orada Archer Range'lere vuruyor. Buradan Skirm'e dönen de bir Cyclops görüyoruz. Chemistry'ye tıklamış. Arbaletler epeyce işçi aldı Cyclops'tan. Önden de yine darlıyor. İçeri buradan da girmiş Eray. Her yerden giriyor ama Cyclops sola doğru kaçıp buraya kuruluyor rahat rahat. Körmleriyle ve arbalestleriyle Eray şu an burayı tuttu. Dışarıya da ekonomisini taşımış. Hala 78 işçiydi ama Cyclops o Eray'ın geldiği tepeye kale atıp durduracak. Buradan da artık ittirmeye başladı. Balistik ve son zırh geliyor Cyclops'tan. Gerçi ikinci zırhmış da, ikinci zırh alıyor. Aynı şekilde Eray da balistiğini almaya çalışıyor. Skirmlerde de chemistry olması monklarıyla heal da yapıyor. Bir yandan hani o da ufak bir etkiliyordur belki. Şu an orayı almasını sağlayacak Cyclops'un. Arbalestler TC dibine girdi. Gümüş taç ve son zırh Pavice'da geliyor yani. Bir zırh daha eklenecek burada okçularına Cyclops'un. Buraya atılan Archer Range'ler kalenin menzilinde. Artık GG yakın gibi görüküyor. Dediğim gibi birazdan çekilişimizi yapıp günü tamamlayacağız. Yarın yine 8.30'da yayındayız. Kaçırdığınız maçları da ünlem YouTube yazıp YouTube'dan izleyebilirsiniz. Burada arbaletleri düşürmeye devam edecek Cyclops. Base'ini de tuttu. Eray TC atmaya devam ediyor. Buraya iki TC daha atacak. Cyclops Husbandry'i alıyor. Light Cave ya da Knight döndüğünü görebiliriz. Gold'u var. Knight dönecek muhtemelen. Bombardıman topu basıyor, bir de bombardlarla birlikte ittirecek. Bu öndeki Archer Range'lerini yıktı.
görmüyorlar. Yavaş yavaş Eren ekonomiye de giriyor. Eray'ın base'deki stona TC atmaya gelen bir Cyclops görüyoruz. Ramleriyle tanklayarak burada savaşmak istiyor Eray ama ordusu biraz ramlerin gerisinde kaldı. Bir siege daha geliyor. Mangonel basıyor skirmleri durdurmak için. Map kontrolü tamamen Cyclops'ta şu an. Trebler gelmeye devam ediyor. Sağ taraftan da artık skirmlerle ve trebiyle ilerlemeye başlamış. Burayı da raidleyecek. Bir iki skirm kadar oduna da girdi. Mangonel skirmisher'ları şu an Mangonel'le düşürmeye çalışıyor ama zaten istemediği kadar ekonomisi var Cyclops'un. Tamir de ediyor Eray burada. Tamir ederek vurmaya devam ediyor. Arbalet birikmiş Eray. Birkaç arbaletle Cyclops'un ekosuna da girdi. Cyclops ekoyu taşıdığı yerde şu an arbaletlere yakalanmış ama Eray da ön taraftan hem trebleniyor hem raidleniyor. Mangonel ve arbaletler öndeki push'u durdurdu. Cyclops ama bulduğu her yere TC atıyor şu an. Eray'ın işçi sayısı iyice azaldı. Ekonomisi bitti diyebiliriz. Stable attı ama scout basacak ekonomisi bile yok şu an için. Orada trebleri de alıyor Eray mangonelleriyle. Trebleri ve skirmleri durdurdu. Kaleyi pardon TC'yi yıkan bir Cyclops var trebiyle. Sağdaki TC'ye de gidebilir. Skirmler işçi almaya devam ediyor ama burada Eray da çok fazla işçi aldı Cyclops'tan. Bütün işçilerini kaybetmiş Cyclops burada. İşçilerle saldırıp almaya çalıştı arbaletleri. Redemption geliyor. Redemption'la bakalım ne yapacak Cyclops. Block Printing, Redemption, Fervor, Monk upgrade'lerini alıyor. Mangonel'ler için aldı. Doğru, mangonel'leri convert'lemek için. İçerideki arbaletler ama yan üretemeyince o da 110 işçiye kadar düştü karşısında. 43 işçi. Knight basan bir Eray. Ama skirmler bile Knight'ı düşürüyor. Hiçbir upgrade olmadığı için. GG. Cyclops 4 puanla ayrıldı bu eşleşmeden. Şimdi ne vakti chat? Çekiliş vakti.